Nörolog, Beyinder Onursal Başkanı Profesör Doktor Taşkın Duman Hocam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Skype üzerinden konuklarım var. Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tayfun Uzbay. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Yalnız küçük bir düzeltme yapayım isterseniz. Buyurun. Bu virüs yüzünden Bildur Hanım, sizinle uzun süredir program yapamamışız. Beni güncelleyin. Ben şeyde kalmışım, dekanlıkta. Şimdi tıp fakültesi Aile Tıp Bilimleri Bölüm Başkanıyım. Tamam. O görevi bıraktım. Hemen değiştiriyorum. Tamam. Peki hocam, hayırlı uğurlu olsun bu arada. Yine Skype üzerinden konuğum, çok değerli konuğum, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı, Beyin Cerrahisi Profesörü Profesör Doktor Türker Kılıç. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamlar, hoş bulduk. Spor sağlık uzmanı akademisyen Mehmet Ali Deniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hocam. Şöyle başlayalım Taşkın hocam. Sevgili Uğur Batı bu Sinaps kitabında şöyle bir şey söylüyordu. İşte tren istasyonundasınız. Üniversiteden mezun olmuş 5 tane çocuk var. O sırada işte bir kaza olmak üzere bir adam da, işte küçük bir kızı olan bir adamı iterseniz o 5 tane genci kurtaracaksınız. Karar vermek için de 5 milisaniyeniz var. Verdiğiniz karar sizi kahraman mı yapar yoksa cani mi diye sormuş. Yani saksı nasıl çalışır demiş. Hocam, beyin nasıl çalışır? Tüm canlılarda aynı fonksiyonel işleve mi sahip? Yani beynimizin olağanüstü özellikleri, buyurun. Evet. Bir kere insan beynini şöyle düşünelim. Bir yapı düşünün. Eşsiz. Dünyada bir tane daha benzeri yok. Dünyada şu anda 8 milyara yakın insan yaşıyor. Bu insanların böbrekleri az çok birbirine benzer. Diğer organları az çok birbirine benzer. Fakat dünyada 8 milyar insan var ve 8 milyar ayrı beyin var. Deminki soruyu sordunuz ya. Buna 8 milyar tane ayrı cevap alabilirsiniz. Çünkü dünyadaki hiçbir insanın beyni başka bir beyne hiçbir şekilde benzemez. Beyinler doğduğunda, kişiler doğduğunda beyinler birbirine benzerdir. Ama ilk dakikadan, aldığı ilk uyarıdan itibaren farklılaşmaya başlar. Ve her beynin yaptıkları, kararları, özellikleri, algıları, her şeyi farklıdır. Bu nedenle insan beyni kainattaki en mükemmel yapı olarak kabul ediliyor. Benim çok beğendiğim, çok değer verdiğim bir felsefeciye göre kainattaki en mükemmel yapı kainatın kendisidir. Fakat ona eş değer görülen de insan beynidir. Şöyle düşünün. İnsanların yaptığı şimdiye kadar en mükemmel makinelerden birisi Boeing 747. Kaç parçası var biliyor musunuz? 3 milyon parçadan oluşuyor. 3 milyon parça. Çok böyle etkileyici geliyor insana, değil mi? Peki insan beyninin kaç parçası var? 86 milyar. 86 milyar parçası var. Şöyle düşünün, 86 milyar tane işlem terminali. Şu cep telefonunuzdaki terminallerin yüzlerce kat daha gelişmişi. Onlardan 86 milyar tane yan yana dizdiniz ve bunları 125 trilyon bağlantıyla da birbirine bağladınız. Hı hı. Böyle bir sistemi düşünebiliyor musunuz? Bu kadar mükemmel bir sistemle biz düşünüyoruz. Ve bize düşünmemiz için verilen bu kadar mükemmel sisteme ne kadar özen göstermemiz gerektiğini artık siz hesaplayın. Ben şöyle söyleyeyim. İşte birkaç bin lira verip bir bilgisayar alıyoruz ve ona gözümüz gibi bakıyoruz. Ama o bilgisayarın yüzlerce, binlerce, milyonlarca daha mükemmeli beynimiz, acaba beynimize gereken özeni gösteriyor muyuz? Bunu bir düşünmek lazım, değil mi? İlerleyen dakikalarda bunun altını bir çizelim hocam, ama Türker hocam, şimdi beynimizin olağanüstü özelliklerinden yola çıkarak devam edelim. Şimdi benim bildiğim, şöyle bir baktım ders çalışırken, yaklaşık 1300-1400 gram beynimiz. Yani vücut ağırlığımızın %2'siymiş ve beyni %69 ya da 85'i suymuş.
Ama işte vücudumuza küçücük bir yer kaplıyor ama tüm enerjimizin %20'sini beyin harcıyormuş. Dolayısıyla biraz önce Taşkın hocamın da söylediği gibi beynimiz için bilim insanları benzersiz bir yapı diyor. Peki insan beyni neden benzersiz bir yapı? Beyin neden oluşur? Örneğin kası var mı? Nasıl çalışır? Evrimsel biyoloji açısından beynin görevi, yapısı nedir? Buyurun, beynimizin olağanüstü özellikleri. Yani Taşkın Hocam'ın söylediği etkileyici rakamlar tabii ki çok önemli. Biz daha kolay anlaşılabilirlik için 100 milyar nöronun 100 trilyon bağlantısallık yaptığı bir sistemden bahsediyor olalım. Ve dediğiniz gibi insan bedeninin enerjisinin %25'ini tüketiyor ve ısınmıyor. Yani mühendislikteki en önemli problemlerden biri bu kadar enerji kullanan bir yapının ısınıyor olmasıdır ve ısınmıyor. Bu yapının nasıl düşündüğünü ortaya koyabilmek için 2012'den bu yana Avrupa Bilim Sanat Akademisi içerisinde İnsan Beyin Projesi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İnsan Konnektom Projesi'nin içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz. İnsan Konnektom Projesi geçen sene sona erdi. Bu çalışmalardaki ana hedefimiz 2012 yılında nasıl oluyor da bu 1500 gramlık bu sözü edilen bu yapı düşünce üretiyor. Nasıl oluyor da insan beyni zihin oluşturabiliyor? Bu gri yapı, bu 1500 gramlık organ bir düşünce evreni yaratabiliyor. Ortaya çıkan ilk bulgularımız 2015 yılında yayınlanan insan beyninin nasıl bir matematikle bir bağlantısallık yapısı ortaya koyduğu şeklinde oldu. Ve bu 2015'te Henry Markram'ın Zürich Politeknik'teki laboratuvarında yaratıldı. Ve ilk kez 36 bin fare nöronunda yaşayan canlıda bu 36 bin nöronun nasıl karar verdiğine dair bir modelleme yapılabildi. 2012'de yola çıkarken hedefimiz beynin nasıl bir matematik modelleme ile düşünce ürettiğine dair bir simülasyon yapabilmekti. Ve buradaki temel kuşkumuz böyle bir modellemeyi var olan bilgisayar teknolojimizin bilgisayar teknolojimizde yapılıp yapılamayacağına dair kuşkularımızdı. Ama kısa sürede zaten anladık ki bizim beynimiz bir bilgisayar tarzında çalışmıyor. Yani her nöron mesela aynı anda 20'ye yakın ayrı karar mekanizması içerisinde bulunuyor. Taşkın Hocam'ın sözünü ettiği 86 milyar nöronun her birinin en az 20, belki de daha fazla ayrı düşünce algoritması içerisinde olduğunu düşünün bir. Ve her seferinde 0 ya da 1'e göre de çalışmıyor. Yani bilgisayar çipleri biliyorsunuz 0 ya da 1 kuralına göre çalışıyor. Halbuki insan beyninde nöronlar bir anda 0.7, diğer anda aynı algoritmada 0.5, yani 0 ile 1 arasındaki sonsuz seçenekten birine karar veriyor. Ve bu karar verme sistemi bir bağlantısallık matematiği içerisinde yürüyor. Zaten esas en önemli bu çalışmalarımızın çığır açtığı nokta 2015'te yeni bir matematiğin bulunmasına yol açan ya da var olan bir alandaki matematiğin önemli ölçüde geliştirilmesini sağlayan bir enformasyon matematiğinin ortaya çıkması. Bu enformasyon matematiği bizim bu 100 milyar nöronun nasıl bir bağlantı ağı içerisinde bulunduğunu ve nasıl bir zihin yapısı meydana getirdiğine dair ilk defa bir modelleme yapabilmemizi sağladı. Bu modelleme başlangıçta Bayezyen matematik olarak isimlendiriliyordu. Daha sonra şu anda artık biz bunu enformasyon matematiği halinde isimlendiriyoruz. Burada önemli olan şey şu. İnsanoğlu kendisinin ve yaşamın farkına vardığından beri hep bu düşüncenin kaynağını araştırır durumda. Ve her zaman beyin insanoğlunu büyülemiş bir organ. Çünkü zihin üretiyor. Bizim yaşam alanımızın da zihnimiz içerisinde olduğunu varsayarsak, bu bakış açısıyla zihin yaşam üreten bir organdan bahsediyoruz aslında. Ve bunu çok az bir enerjiyle yapıyor ve
Üstelik yaratıcılık dediğimiz özel bir eylem içerisinde de bulunabiliyor. Dolayısıyla insan beyninin bu bağlantısallık mekanizması 2015'ten bu yana yeni bir matematiğin ortaya çıkmasını sağladı. Başlangıçtaki düşüncemiz ve kuşkumuz, var olan bilgisayar teknolojisinin bu modellemeyi yapabilmesinin yetmezliği gerçekten doğru olduğunu kısa sürede anladık dediğim gibi. Öngörülebilir gelecekte de bir bilgisayar modellemesinin mümkün olamayacağı gözüküyor. Fakat burada önemli olan bu değil. Burada önemli olan matematiğin bulunmuş olması. Ve bu matematik bize daha önceden bilmediğimiz bir evrenin kapısını açtı. Çünkü zihnin nasıl modellenebileceğini artık anladık. Buradaki en önemli nokta herhangi bir bilinmeze, yani bu bilinmez şu an için beyin, ilgimiz bu. Herhangi bir bilinmeze baktığımız zaman bizim bugünkü bilim anlayışımız bu bilinmezi mümkün olan en küçük yapı taşına indirgeyip o yapı taşını inceleyerek elde ettiğimiz verileri bütünün kendisine atfeden analiz ve sentez yöntemi üzerine var olan bir düşünme biçimiydi. İşte bu bağlantısallık metodolojisiyle aslında biz incelenmesi gereken şeyin o bilinmezin yapı taşları değil, o bilinmezin yapı taşları arasındaki ilişki ağı olduğunu anladık. Ve bu yeni bir bilim metodolojisi demek aslında. Yani esas önemli olan noktanın parçalar değil, bu parçalar arasındaki ilişki ağı olduğunu anladık. Şöyle bir örnek vereyim size Billur Hanım. Ben muhtemelen herhalde en son 2 yıl önce falan sizin programınızdaydım. 24 ay önce herhalde geçti o kadar. Bu süre ilk kez o zaman tanışmıştık ve şimdi bu program öncesindeki telefon konuşması. Yok, bir sene falan hocam. Çok geçmedi o kadar. 2 değil. 12 değil. Fark etmez, vereceğim tamam. Örnek için. Bu 12 aylık süre içerisinde sizin ve benim organizmamdaki 37 trilyon hücrenin hücreyi oluşturan bütün atomlar ve moleküller 3 ayda bir değişiyorlar. Dolayısıyla sizin organizma ve benim bedenimdeki bütün bu yapı taşları esasında 4 kez yenilenmiş durumda. Ama bütünün istikrarını belirleyen işte bu yapı taşları değil, bu yapı taşlarının birbiriyle olan ilişkisi. Ve bunun artık bir matematiği var. Aynen mesela Leibniz'in 1680'de Leibniz bakıyor, işte o meşhur paradoksu inceliyor. Bir tavşan bir kaplumbağanın 10 metre gerisinde yarışa başlasa, var olan matematiğe göre sonsuza kadar bu tavşanın bu kaplumbağa geçememesi lazım ve diferansiyel hesaplarını buluyor. İşte böyle bir dönem şu anda yaşıyoruz. Bu dönem sağladığı olanaklarla bize bu enformasyon matematiğinin imkanlarıyla biz artık beyni zihin üreten bir organ ve yaşamın içerisinde bir enformasyon ağı geliştiren bir yapı olarak, matematiksel bir sistem olarak düşünebiliriz. Peki şimdi hocam bu beynin zihin üretmesi üzerine aslında konuşmuş olduk sizin bu bağlantısal bütünsellik yaklaşımınızla, ama ben biraz bir tık tekrar geriye çevirecek olursam sorumu. Şimdi hani beyin öğreniyor, zihin üretiyor dedik ya. Peki nasıl öğreniyor? Mesela beynin büyüklüğünün zeka ile direkt orantısı var mıdır? Çünkü şunu biliyoruz. İşte baktığımız zaman beynin gelişimi bebeklik çağında çok hızlı olduğu bir dönemdir. Hani o çocukluk çağında. Sonra gitgide yavaşladığı söyleniyor. Sonraki süreç nasıl mesela işliyor? Dahası cinsiyete göre farklılık gösteriyor mu? Üstüne üstlük genetik mirasımız, kaderimiz mi? Çok cepli bir soru soruyorum size, ama beynimizin hani bilinmeyen özellikleri, karanlık tarafları var mı diye tekrar başa döneceğim. Buyurun. Elbette ki. Yani beyin çok şey öğrenmemiz gereken bir alan ve beyni öğrendikçe biz esasında bir ölçüde
yaşama bakışımızı da değiştirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü başlangıçta 2012 yılında Avrupa Bilim Sanat Akademisi'nde bu projenin başlangıç aşamasındayken bizim temel amacımız ya da temel düşüncemiz en yetkin enformasyon işleyen sistemin insan beyni olduğu varsayımı üzerineydi. Ve şu anda özellikle 2015'teki bu matematik modellemeyi elde ettikten sonra bu matematik modellemenin sadece insan beyni için değil bir enformasyon işleyen sistem olarak yaşamın kendisi için de geçerli olabileceğini artık anlamaya başladık. Ve gördük ki esasında en yetkin bilgi işleme sistemi insan beyni değil, yaşamın kendisi. Ve insan beyni üzerindeki modellemeyle elde ettiğimiz bu matematik sistem aslında sadece insan beyninin nasıl zihin oluşturduğunu anlamak için değil, mesela elimize aldığımız bir yaprağın üzerindeki dallanmanın nasıl olduğunu ya da bir ormanı oluşturan ağaçların yer altından nasıl birbiriyle köklerini sararak bir bağlantısal sistemi meydana getirdiğini ya da herhangi bir sosyolojik sistemin nasıl bir kültürel ağ oluşturduğunu da benzer matematikle ortaya koyabileceğimizi anladık. Mesela bu koronanın ilk başladığı günlerde henüz daha yasakların olmadığı dönemde katıldığım bir toplantıda Bosnalı bir sosyolog benzer enformasyon matematiği ile Harvard'da yaptığı çalışmalarla insan topluluklarının soykırım yapabilme olasılıkları üzerinde bir bağlantısallık modellemesi geliştirmişti. Dolayısıyla sosyolojik sistemler de birer enformasyon sistemi olarak beyinde elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda bir modelleme içerisinde kurgulanabilir. Tabii ki beynin bir biyolojik sistem olarak, beynin bir enformasyon sistemi, zihin dediğimiz bir enformasyon sistemi üretebiliyor olmasının ara noktasında konnektom ya da nörozihin olarak onu şimdilik çeviriyorum. Nörozihin dediğimiz bir ara yapı var. Böylelikle biz biyolojik olan bu beynimizin nasıl bir enformasyon işleyen matematik sistem oluşturduğunu artık konnektom dediğimiz bu modelleme ile bir fikir sahibi olabiliyoruz. Geleyim ard arda sorduğunuz ve cevapları çok uzun olan noktalara, kısa cevaplara. Bakın beynin zihin oluşturabilme gücü diyelim. Bu beynin büyüklüğüyle alakalı değil ama bağlantısallığın zenginliğiyle alakalı. Şöyle bir örnek vereyim size. Mesela iki yeni doğan fareyi alın. Bu iki yeni doğan farenin birini çok zenginleştirilmiş bir kafes içerisinde büyüttüğünüzü varsayın. Diğer kardeşini ise sadece yemek bulabileceği dört tarafı kapalı bir kafes içerisinde yetiştirildiğini düşünün. Bu iki canlının tamamen beyin yapıları, konnektomları birbirinden farklı olarak oluşuyor. Tabii ki zekaları da. Bu türler arasındaki farklılıklar da benzer şekilde. Ama burada benim esas altını çizmek için zamanımı kullanmak istediğim nokta şu. Biz beynin en yetkin bilgi işleme sistemi olduğunu düşünürken gördük ki esasında yaşamın kendisi en yetkin enformasyon işleyen sistem ve yaşamın yapı taşı atom değil, yaşamın yapı taşı enformasyon. Ve bu önerme çok güçlü bir önerme ve bu bizim şu anda biliyorsunuz esasında kültürel devrimleri yaratanlar hep bilim insanlarıdır ve önce bilim insanları bir yeni imkan geliştirirler. Bu yeni imkan, yeni teknoloji sayesinde var olan sosyolojik yapı belki kısa süre sonra, belki 10 yıllar sonra takipçiler tarafından değiştirilir. Esasında kültür yapıcılar bilim insanlarıdır. Şimdi öyle bir dönem yaşıyoruz ve korona esasında bu süreci çok hızlandırdı. Çünkü şu an bizim hepimizin ait olduğu bu benim Newton, Bacon, Descartes kültürü ve uygarlığı adını verdiğim dönemin belki de
bir dönüşümü aşamasındayız. Nasıl ki Galileo'nun teleskobu bize sadece Jüpiter'in uydularını göstermekle kalmadı, aynı zamanda insanoğlunun evren içerisinde konumunu fark etmesine de yol açtı ve bu bir kültürel dönüşüm yarattı. Şimdi biz de benzer şekilde var olan bilim metodolojisini değiştiren ve esas araştırılması gereken şeyin bütünü oluşturan o parçalar değil de onların ilişki ağı olduğunu bize vurgulayan ve Newton, Bacon, Descartes uygarlığının şu anda içine girdiği çıkmazlarda bize yardımcı olabilecek yeni kültürün matematiğini kurgulayabilmemizi sağlayan beyni model alarak yeni bir bilimsel dönüşüm aşamasını bize sağladı. Yani beyni çalışmak bize sadece beynin nasıl düşünce ürettiğine dair ne kadar muazzam bir yapı olduğunu bir kez daha idrak edip onun hakkında yeni bilgiler öğrenmemizin ötesinde yaşamın da yapı taşının esasında enformasyon olabileceği gerçeğini gösterdi. Bu bakış... Son cümlenizi buyurun. Alayım. Buyurun, buyurun hocam. Son cümlenizi alayım. Sonra devam edeceğiz virgülediğimiz yerden. Bu bakış var olan kültürün dönüşümü için bir başlangıç, bir dayanak noktası olabilir. Önemi burada. Peki. Şimdi Tayfun hocam, şöyle devam edelim. İnsan sinir sistemi evrende insanoğlunun bildiği en karmaşık maddesel yapılanma, böyle diyor bilim insanları. Dolayısıyla beyin ve zihin hala işte bilimin tartışmasız en büyük gizemi. Yani hala beynin sırları tam olarak çözülmemiş durumda. İşte yapay zeka birbiriyle konuşuyor, o hale geldi ama biz hala beynin sırlarını tam olarak çözülemedik. Öte yandan bilim de hızla ilerliyor. Şimdi çağdaş bilimin en önemli buluşlarından biri biliyorsunuz kuantum fiziği. Dolayısıyla konumuz açısından bilimin sinir sistemi çalışmasına, kuantum nörobiyoloji ya da nörokuantoloji adıyla böyle multidisipliner yaklaşımları var. Bunları biraz konuşalım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz, ne söylersiniz diye sorayım. Buyurun. Evet, ben söze başlamadan önce hem Taşkın hocama, hem Türker hocama, hem de Mehmet Ali Deniz hocaya selam ve sevgiler iletiyorum buradan. Birlikte çok keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Çok efendim, çok bana, teşekkürler. Sayın hocam. Sayın hocam, teşekkür ederiz. İyi akşamlar efendim. Tabii şimdi bana gidip en kazık yerden soruyu sordunuz. Benden önce zaten hem Taşkın hocam hem Türker hocam çok değerli bilgiler verdi. Her ikisi de ve o kadar güzel başladı ki yani Taşkın hocamla birlikte olayın böyle bir hani kaportası vardır bir şeyin aracın. Oradan işte daha başka özelliklerine doğru gideriz. Giderek şey büyüyor. Yani elimiz giderek büyüyor burada tartıştıkça. Şimdi Taşkın hocamın söylediği şu kadar parçanın üzerine Türker hocam o parçaların bağlantısallığını ortaya koyarak, üzerine koyarak devam etti. Gayet güzel birçok nokta burada açıklandı. Ancak ben oralara bir iki ekleme yapmak istiyorum. Türker hocam harika bir şey söyledi. Dedi ki 4 ay önceki durumda değil. Yani bizim 4 ayda bir temel hücrelerimiz yenileniyor. Evet doğrudur. Ancak beyne geldiğimiz zaman beyinde milisaniyeler içinde yenileniyor. Yani Taşkın hocam çok güzel dedi. 8,5 milyar veya 8 milyar farklı insan var. Ama o her bir insanın da o değerli hocamın, Türker hocamın anlatmış olduğu o matematiksellik içerisinde üretmiş olduğu zihin faaliyetlerinin bir saniyesinin başka bir saniyesine uymaması da söz konusu. Ve o kadar dinamik, o kadar esnek bir yapıdan söz ediyoruz ki ve burada nöroplastisite dediğimiz ya da beyin esnekliği olarak, beynin kendi esnekliği olarak tercüme edebileceğimiz Türkçe'ye bir durum ortaya çıkıyor ki bunu ilk olarak ta 1900'lerin başında Nobel ödülünü Camillo Golgi ile birlikte paylaşan, nöronları bulan kişidir Camillo Golgi, Santiago Ramon Cajal korkunç bir öngörü yapmıştır burada. Yani nöronların birbirlerine temas etmediklerini, aralarında bir mesafe olduğunu,
olduğunu ve bunların birbirleriyle bir şekilde bir iletişim kurabileceği fikrini ortaya koymuş ve çok önemli bir laf söylemiştir. Ve bugün bilen bilmeyen, yani Santiago Ramón Cajal'dan pek bahsetmezler ama her insan kendi beyninin mimarı olabilir, beyninizi değiştirebilirsiniz, yeniden yeni bir beyin yaratabilirsiniz falan, bunlar çok konuşulur. Aslında bunlar beynin milisaniyeler içerisinde yaptığı işlerdir. O bağlantılar milisaniyeler içerisinde çok farklı bağlantılar şeklinde olabilir. Beyin çok küçük bir zaman diliminde, örneğin yeni bir şey öğrenirken, tabii burada yeni bir şey öğrenmek çok önemli, bir anda organize olur, bir sinaptik bağlantılar, bir bağlantısallık oluşturur. Ancak bu bağlantısallık sabit kalmayabilir. Yani siz bir yabancı dili öğrenirsiniz, kullanmazsınız, kullanmadığınız zaman orada oluşturduğunuz bir takım bağlantıların üzeri yosun tutabilir veya kullanılmayan bir köprü gibi olabilir. Ancak yeniden kullanmaya başladığınızda orası yeniden işler bir hale gelebilir. Bazen kurmuş olduğunuz bu bağlantıları milisaniyeler içinde kurup gene milisaniyeler içinde tamamen yok edebilirsiniz. Bazen de daha kalıcı, daha uzun süreli bağlantılar kurabilirsiniz ve sürekli değişkenlik içinde olur. Bir sorunuz daha vardı arada. Dediniz ki kültürle çok ilişkili mi? Gerçi Türker Hocam onu biraz açıkladı, sosyoloji üzerinden de gayet güzel ama. Mesela kadın beyni, erkek beyni derler. Sağ lob, sol lob üzerinden. Yani kadın kalbi, kadın akciğeri nasılsa kadın beyni veya erkek beyni de öyle. Yani her ikimizin, her iki cinsiyetin de kafasının içinde hem sağ hem sol lob var. Bunların arasında da bağlantılar var. Böyle hani kadınlar çok fazla hesaptan kitaptan anlamaz denir. Yeterli motivasyonu varsa kadın beyninin sol tarafını kullanıp yeteri kadar hesap kitap yapabilir. Ünlü matematikçi kadınlar vardır. Bilgisayarı ilk keşfeden, ilk bu fikri ortaya atan bir kadındır. NASA'da çalışan fizikçilerin, bilgisayar mühendislerinin veya matematikçilerin çoğu kadındır. Bizzat benim ortaokul ve lisedeki değerli hocalarım, bana iyi matematik öğretenler kadındır. Bir de ağırlığının veya büyüklüğünün, küçüklüğünün fark etmemesi lazım ama burada da büyük bir gaf vardır tarihte. Broca'yı çok iyi bilir hem Taşkın Hocam hem Türker Hocam. Broca müthiş birisidir. Beyinde konuşma merkezini keşfeden kişidir ama Broca şöyle bir gaf yapmıştır. Kadın beyni erkek beyninden daha küçük. O yüzden de erkekler kadınlardan daha iyi beyinlerini kullanırlar, daha zekidir demiştir ve buna ciddi bir destek de gelmiştir. Özellikle evrimi destekleyenlerden gelmiştir ilginç olarak bu destek, bu cinsiyetçi destek, ama sonradan bunların hepsinin boş olduğu ortaya çıkmıştır. Çok lafı uzatmadan, siz işi kuantuma getirdiniz. Evet, Türker Hocam'ın burada ortaya koymuş olduğu o bağlantısallık, o matematik son derece önemli. Ancak bu matematiğin sıkıntıya düştüğü nokta beynin kendi içindeki çok fazla değişkenliği ve bu bağlantıları sonsuz sayıda kurabilme yeteneği ve bu bağlantıları neye göre kurduğu, nasıl kurduğu meselesinin de henüz tam olarak aydınlatılamamış olması. Ancak Türker Hocam'ın da altını çizdiği bu modelleme kullanılarak evet bir takım yollar kuşkusuz alınacaktır. Ancak bir de kuantum meselesi var, biliyorsunuz. Aslında beyin çok merak edilen bir organ. Kuantum da böyle çok merak edilen bir konu oldu bir anda. Benim bir sözüm vardı. Beyin olalı çektiği, yani bu kadar ızdırap çekmemiştir hiç diye. Çünkü bu akşam gerçekten şanslıyız. Çok keyifli, çok güzel bir program olacak. Bu işin gayet üstadı olan hocalarımız var. Bilgili, bu konuyu bilen bilim insanları var. Ancak herkes beyni konuştu. Herkes beyine kendince bir anlam yüklemeye çalıştı. Kitaplar yazıldı. Bunun üzerine çok büyük spekülasyonlar yapıldı. Şimdi aynı şey kuantum içinde yapılıyor. Mesela kuantum diye girin internete. İşte bir sürü kuantumla başlayan cümle bulacaksınız. Kuantum yaşam koçluğu var mesela. Ben akşam bir baktım, kuantum yaşam nasıl oluyorsa bunun bir koçluğu var. Ayrıca işte kuantum aşk var. Kuantum, her şeyin bir kuantumu var. Ancak kuantum
son derece önemli bir teori. Türker hocamın söylediği bir şey önemli. Şu anda yeni bir bilimsel sıçramanın şafağında tüm dünya ve bu bilimsel sıçrama nörobilim üzerinden büyük ihtimalle gerçekleşecek gibi gözüküyor. Biz çok fazla konuşuyorduk, çok fazla bilgi üretiliyordu. Virüs buna bir es verdi. Yani virüs araya girdi, durum burada ben varım dedi. Biraz epeyce bir virüs konuşuldu. Ama şu anda giderek artan miktarda bu virüsün ve başka virüslerin santral sinir sistemiyle beyinle olan ilişkisi de ciddi şekilde ele alınıyor. Şimdi kuantum oldukça önemli bir... Hocam ilerleyen dakikalarda bu pandemi ve beyin ilişkisini konuşacağız. Zaten üstünde durmuyorum şu anda da. Max Planck tarafından ortaya atılan, daha sonra Niels Bohr tarafından geliştirilen, Einstein'ın başta çok karşı çıktığı ama daha sonra onun da kabul etmek zorunda olduğu bir teoriden söz ediyoruz. Tabii ben burada kuantumu anlatacak kadar yetkin birisi değilim ama şunu söyleyebilirim. Kuantumu anlayabilmek için veya anlayabilmek için demeyeyim. Yani kuantumu şu anda savunanlar veya kuantuma karşı olanlar da çok değişik şekillerde savunuyorlar. Onlar da çok sıkıntı çekiyorlar bazı noktaları açıklamakta. Ama kuantumu konuşabilmek için birazcık fizik tarihini ve birazcık bilim tarihini bilmek, birazcık da fiziğin temel yasalarını da bilmek lazım. Şimdi kuantum temel yasalara aykırı, yani o temel yasaları ortadan kaldıran çeşitli yaklaşımlar ortaya koyuyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi, bir şeyin evrende ancak gözlendiğinde var olabileceği ve var olan bu varlıkların hem parça hem de dalga şeklinde olabileceği ve baktığımız anda bir parçaya dönüştürerek onları görünür kılabiliyoruz. Ve kuantum dünyasında, kuantum fiziğinde zaman-mekan ilişkisi ve gene bu kuantum fiziğinde çok çok önemli olan noktalardan biri de sebep-sonuç ilişkisinin bizim kafamızdaki şekillendirdiğimiz, öğrendiğimiz klasik dünyada realize ettiğimizden farklı yürümesi. Yani sebep-sonuç ilişkisini konuşuruz ama kuantum dünyasında sonuçların sebeplere yol açabileceği de bir ihtimal dahilindedir. Kuantum öyle bir olaydır ki elektronların kuantum sıçraması denilen bir sıçrama yapabildiği söylenmiş. İşte buradan Türker hocamın belirttiği o matematiksel modellemenin üzerine belki kuantum fiziğinin bir takım elemanları da eklendiğinde biz bu sinapsların nasıl sürekli şekil değiştirebildiğini, neye göre organize olabildiğini, çünkü bu sinaptik bağlantıların olumlu veya olumsuz olması beyin tamamen adaptasyona dayalı çalışır. Bakın, enformasyonla çalışır ve adaptasyona dayalı olarak bu sinaptik bağlantılar ortaya çıkar. Bu adaptasyonlar, bakın, öyle bir adaptasyon yaparsınız ki beyninizde öyle bir sinaptik bağlantı, öyle bir köprü kurulur ki siz şizofreni hastası olabilirsiniz veya otizm hastası veya Alzheimer hastalığına zemin hazırlayan bir bağlantısallık ortaya çıkmış olabilir. İşte bu matematik formüllerle, bu fizik formüllerle bunların altında yatan organizasyonu çok iyi anlayabilirsek belki bu hastalıkların tedavisine yönelik daha önemli tedavilerde geliştirebileceğiz. Şu anda ben bir farmakoloji uzmanıyım aynı zamanda. Bir Alzheimer'ın tedavisinde ben rahatlıkla diyemiyorum. Yani elimizde bir ilaç var ve gerçekten biz bu hastalara yardımcı olabiliyoruz. Böyle bir şey söyleyemiyoruz. Son olarak bu kuantumla ilgili bölümü şöyle noktalamaya çalışayım. Çok da dağıtmak istemiyorum. Anlaşılabilir kalmasını istiyorum. Sinapslarda bağlantılar sırasında da aynı bu elektronların, Niels Bohr'un, ünlü fizikçinin açıkladığı gibi ani sıçramalar yapabileceği ve
hiç beklenmedik şekilde çok küçük zaman birimlerinde hiç öngörülemeyen bağlantılar kurabileceğini öngörebiliriz. Bu modelleme belki oraya doğru gidecek, ancak şu anda kesin bir kanıt yok. Son olarak ilginç bir şey söyleyeyim. Belki Türker Hocam da bu konuda daha sonra bir ekleme yapabilir. Mesela bu elektronların sıçraması meselesi var. Bir engelin arkasına, önde hangi engel olursa olsun onun arkasına geçebilmesi meselesi var kuantum fiziğinde. Şimdi beyinde de işler çok defa böyle işliyor. Yani öngörülemez bir şekilde. İlginç bir ölçüm yapmışlar. Kuantum sıçramalarının 7 atomluk bir aralık gerektirdiğini bulmuşlar. Genellikle 7 atom içinde oluyormuş. Çok nadir olarak da 180 atomluk sıçramalar, aralıkta sıçramalar gerçekleşiyormuş. Beyindeki nöronlar arasındaki sinaps aralığının 180 atoma tekabül ettiğini söylüyor fizikçiler, yani birlikte çalışan, multidisipliner çalışan kişiler. Ve buradan bu matematiksel modellemeyi kuantum fiziğiyle birlikte değerlendirerek beynin çok daha iyi açıklanacağı mesele konuşuluyor. En önemli çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi de şimdi beyin zihin ilişkisini Türker Hocam'ın matematik modeli gayet güzel açıklayabilir ve burada çok fazla itiraz noktası bırakmayabilir. Fakat başka problemler var. Yani özgür iradenin nasıl geliştiği. Burada işte bir libetin yarım saniye meselesi var. İşte bütün kararlar acaba bilinçsiz olarak yarım saniye önce alınıyor, sonra bilince mi taşınıyor? Burada çok fazla spekülasyonlar var. Özgür irade, suç meselesi, kişilerin suçları özgür iradeyle işleyip işlemediği, beyinde basit travmaların sizi hukuki sorumluluktan kurtaracak şekilde yorumlanıp yorumlanmayacağı, bunlar hep önümüzdeki problemler. Ben hocamın söylediği sosyal açıklamalara bir konuda bunu ekleyeyim. Nörohukuk diye bir kavram üzerinde gerçekten çok kafa yoruluyor. Ben burada bitireyim isterseniz. Gene soru gelirse. Söylediğiniz her şey çok değerliydi hocam. Onları ayrı ayrı tekrar tekrar masaya yatıracağız. Mehmet hocam, sizden çünkü Türker hocam birinci bölümden sonra bizden ayrılacak, bir online konferans vermek zorunda. Çok böyle estağişle lütfen biraz daha beklemenizi rica edeceğim. Çünkü çok az bir sürem kalıyor ikinci bölüme geçmek için. Şimdi Türker hocam, yaptığımız, yaşadığımız deneyimler beynimizi nasıl değiştiriyor? Yeniden beynimizi inşa etmek mümkün mü diye soracağım. Çünkü bu nöroplastisite. Evet. Hocam ondan bahsetti Tayfun hocam. Elektronların sıçrama meselesini konuştuk. Kuantum nörobiyoloji ve nörokuantoloji dedik. Bütün bunları yine çok cepli olarak önünüze atıyorum. Buyurun. Yani kuantumla ilişkili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum benim alanımın dışında. Peki. Ama bu insan beyin projesinde ve Connectome projesinde elde ettiğimiz bilimsel verileri ve bu veriler üzerinde kendi oluşturduğum yorumumu mümkün olduğunca size aktarmaya çalışıyorum. Ama nöroplastisite elbette değinmemiz çok gerekli. Çünkü beyinde bu bağlantısallık ağı Tayfun Hocam'ın belirttiği gibi her an yeniden yapılanıyor. Ve nasıl ki mesela uçaktan bir nehrin deltasını görürsünüz ve o uçaktan her geçtiğinizde o delta farklı bir konumdadır. İklime göre, ormanların durumuna göre, insanların verdiği zarara göre falan filan. Beynimizde de bilgi, enformasyon ağları biçiminde ve elektrokimyasal ırmakların oluşturduğu paternler biçiminde saklanır ya da oluşur. Ve 2018'de hakemliğini yaptığım bir dergiye gelen bir yazı vardı hatırladığım. Bu yazıda prefrontal kortekste, yani insanoğlunun karar verme
beyindeki karar verme merkezindeki sadece 300 nöron, şu andaki teknolojimiz ancak buna mümkün, bunu mümkün kılıyor. Sadece 300 nöron incelendiğinde bu 300 nöronun oluşturduğu bu bağlantısallık paterni her an yeniden yapılanıyor. Yani şu anda mesela ekrandaki bu 5 kişinin beynindeki bu bağlantısallık ne bugüne kadar oluştu ve şu andaki bu bağlantısallık paterni ne bugünden sonra bir başka anda da oluşacak. 300 nöron için böyle değil, bir değil 100 milyar nöron. Dolayısıyla şimdi işte burada ortaya çıkarmaya çalıştığımız şey bunun nasıl bir enformasyon ağı oluşturduğu. Bakın bu esasında bir paradigma farklılaşmasına yol açıyor. Yani bunu ilk kez Schrödinger dikkate çekmişti. Yani şuna benzetiyorum ben bunu. Evet bir su topluluğu olan deniz var ama bu denizin bir de dalga oluşturan payı var. Yani bu deniz başka bir şey, dalgası başka bir şey. Ve bu her ikisini anlarken farklı bilim paradigmalarını, bilimsel yöntem şekillenmelerini kullanmamız gerekli. Bu toplantıdaki son konuşmam olacağını bildiğim için önemli gördüğüm sadece şuna değinmek istiyorum. Bakın bu beyinle ilişkili yapılan bu çalışmalarda ortaya koyduğumuz yeni şeylerden bir tanesi şu. Her enformasyon işleyen sistem er ya da geç zeka üretiyor. Bu aynen yer çekimi gibi bilgi işleyen sistemlerin doğası gereği olan bir şey. Buna biz biyolojide mutasyon diyoruz ya da eskiden diyorduk. Bunun zihin bilimdeki, enformasyon matematiğindeki adı otopoiesis. Türkçesi sistemlerin kendi kendini üretmesi. Yani bilgi işleyen her sistem er ya da geç o güne kadar oluşmamış bir patern oluşturabilme potansiyelinde. Bu işte yaşam dediğimiz bu sahnenin bir enformasyon işleyen sistem olarak o 1/sonsuz olasılığa sahip varoluş gerçekliklerinin meydana geldiği yer olmasını mümkün kılıyor. Mesela bakın korona esasında bizim bu beyin araştırmalarımıza ara vermedi. Tam tersine çok hızlandırdı çünkü koronanın kendisi bir enformasyon. Korona virüsü 30 bin nükleotitli bir RNA enformasyonu. Bu RNA enformasyonu işte İngiltere'de başka, Brezilya'da başka, şimdi Delta mutasyonuyla bilgi işleyen her sistemin farklı bir patern üretebileceğinin bir kanıtı olarak mutasyonlar geliştiriyor. Ama daha ilginç olan bir şey var. Bu enformasyon değişikliği bir salgın adını verdiğimiz sosyolojik bir olay üretti. 8 milyar insanın neredeyse eş zamanlı bir ölüm ayini, ölüm korkusu dönemi yaşamasına yol açtı ve beraberinde büyük bir sosyolojik yapı değişikliği de meydana geldi. Beyinde epileptik atığın yayılmasının matematiğiyle 8 milyar insanda bu RNA enformasyonun yayılmasının matematiği aynı bağlantısallık matematiği. Ve bunlardan bizim öğrenmemiz gereken önemli sonuçlar var. Bizim içinde bulunduğumuz kültürel yapıyı da etkileyebilecek güce sahip. Bunlardan birincisi her şeyin içinde bulunduğu ağ ile anlamlı olması. Şimdi yani mesela kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu yeni bağlantısallık anlayışına göre önce yanınızdakini geliştirmelisiniz. Yani kendinizi geliştirmenin en kolay yolu sizin yanınızdakini geliştirmek. Şimdi bu açıdan bakıldığında bu gerçekten bizim yaşamın merkezinde olduğuna inanan bir insan anlayışı için bu farklı bir düşünce biçimi. Çünkü bizim içinde bulunduğumuz bu uygarlığın temel kabullenişi yaşamın insan için olduğudur. Halbuki beyinden bizim öğrendiğimiz önemli bir şey var. Beyin nöron için değil, nöron beyin için. Ya da yaşam insan için değil, insan yaşam için olmalı. Ama biz yaşamın merkezine hep insan olarak kendimizi koyduğumuz için burada önemli bir farklılaşmaya doğru giriş olması gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla beyinden öğrendiklerimiz
bizim kendimizi, yanımızdakine bakışı ve yaşamın nasıl bir varoluş kodlamaları sistemi bütünü olduğunu bize öğretiyor. Peki. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun katkılarınız için. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Beyin Cerrahisi Profesörü Profesör Doktor Türker Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Mehmet hocam, sizi beklettim çok özür dileyerek. Şimdi beynimizin farklı bölgelerinin farklı görevleri olduğunu biliyoruz. Peki yaptığımız işe göre beynimizin farklı farklı bölgeleri mi çalışıyor? Örneğin fiziksel bir aktivite sırasında beynimizde neler oluyor? Beyin temelli egzersiz nedir? Aslında şöyle de sorabilirim. Beyin neden var? Çok güzel. Değerli hocalarımın kıymetli bilgileri için ve katkılar için teşekkür ederim. Şimdi elimizde muhteşem bir organ olarak beyin var ve bu beyine ne açıdan yaklaşacağımızı bilmek prensibi baştan koymak şu bir anlamda çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü biz beynin derinliklerine doğru yolculuk yaptığımızda, yani hakikat arayışımıza sinir bilimsel bir yaklaşımla yola çıktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. İşte muhteşem çalışan bir organ ve derinliklerine indikçe bilgi işleme şekli muhteşem, mikro müthiş işler yapıyor ve kısa süre içerisinde, bakın 30-40 dakika içinde konu kuanta fiziksel aralığa kadar giren mükemmel bir koridora dönüştü. Ve ne kadar derine inersek inelim bir o kadar koridor daha açılacağından eminim ve bu bilimin ne kadar gerekli olduğunu ve hakikat arayışında sinir bilimin bize ne kadar iyi bir rehberlik sağlayacağını gösteriyor. Ama ben beyni anlamanın nasıl çalıştığının dışında, kendi adıma söylüyorum, tabii ki değerli hocalarımız, duayen hocalarımız bu konuda derinlemesine inanılmaz kıymetli bilgiler verdiler. Ben de ağzım açık dinledim. Çok da severim bu alanda çalışmayı. Ama beyni anlamanın ve insanı anlamanın önemli bir bölümünün de derinliklere inmenin yanı sıra biraz yüzeylere de çıkabilmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü beynin kuanta fiziksel aralıklara kadar işleme şekli muhteşem olsa da neden ortaya çıktığı, neden öyle bir organın olduğu, hangi canlılarda bu organın olduğunu sormakla ilgili aslında yolculuğa çıkmak gerekiyor. Ben evrimsel biyoloji açısından bu soruyu sormaya bayılırım. Ve açıkçası beynin neden var olduğunu anlayabilmek için hangi canlılarda beyin var, hangi canlılarda beyin yok ayrımından yola çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Baktığımız zaman hangi canlılarda beyin var? Aslında bildiğimiz bütün canlılarda beyin var gibi geliyor ama biyolojide önemli bir ayrım var. Mesela sinir sistemi bitkilerde var. Bütün canlılarda sinir sistemi var. Sinir sistemi, evet, bilgi iletimi ve aktarımı için önemli bir sistem. Ama beyin, yani merkezi sinir sistemi, bilgiyi işlemek için özelleşmiş bir yapı, benim adıma konuyu araştırmak için çok ciddi öneme sahip olan hareket noktasına bizi getiriyor. Hareket eden canlıların merkezi sinir sistemi var. Biyolojide böyle bir ayrım var. Hareket etmeyen birçok canlıda sinir sistemi var ve ayrıca özelleşmiş bir merkezi sinir sistemine ihtiyaç yok. Ama beyin neden var dediğiniz andan hareket itibaren hareket etme, bu bir başlangıç. Ve hiç sonu yok. Ya, hiç sonu gelmedi zaten. Ama en önemli tarafı bu işte işin. Hareket etmeye başladığı andan itibaren çok büyük bir soruyla karşı karşıya kalıyor sistem. Şimdi ne yapacağız? İşte bu olayı seçim. Daha gelecekte hani hikayeyi ileri sardıkça bilinç ve seçim yaratabilme ve seçimler arasındaki yaşamda kalma adına avantaj sağlama, oradan da zeka, sonra zekaların bölünmesi ve farklı incelenmesine kadar büyük bir yolculuğun kökeninde yer alıyor. Beyne kendi açımdan bakacağımız birçok açıdan bakabiliriz ama kendi açımdan bakacağım birinci madde şu olur. Beyin hareket eden canlılarda, merkezi sinir sistemi özellikle hareket eden canlılarda var ve bir canlı hareket etmeye başladığı andan itibaren de bilgi işlemek ve seçimler yapmak durumunda kalıyor. Konuya buradan başlamak, yüzeylere çıkmak beni biraz daha rahatlatır. Çünkü derinler inanılmaz bilgilerle dolu ve ben böyle bir başlangıç yapmak isterim. Tamam, burada virgülledik. Evet. Küçük bir araya gidelim, sonra buradayız.
Efendim döndük buradayız. Mehmet Hocam'la beyin temelli egzersiz nedir diye sorup virgüllemiştik. Buyurun. Hemen açıklayayım. Şimdi beyin temelli egzersiz insanın genetik, sinir bilimsel ve fizyolojik ayarlarına uygun yeni bir egzersiz ve yaşam modeli. Buradaki üç kavramı ayrı ayrı açıklamak gerekeceğini düşünüyorum. Şimdi insanın genetik ayarları var ve bu milyonlarca yıllık geçmişimize bağlı olarak bugün bizi inşa etmekte. Ve hayatımız boyunca yaptığımız seçimlere göre içerideki sistemimizi düzenlemekte ve bazı seçimlerimize göre de bizi daha sağlıklı, daha işte güçlü, bazen daha hızlı, bazen daha zeki, bazen de daha zayıf bir insan yapıyor. Ve bu genetik varyasyonları bilmek modern hayatta bizim için çok ciddi can kurtarıcı bir silah olarak duruyor. Çünkü baktığınızda doğada yaşayan bir canlının kendi genetik altyapısını bilmeye ihtiyacı yoktur. Doğada yaşayan bir canlı zaten neyi iyi yapıyorsa doğada o açıdan kendine avantaj sağlayacaktır. Ne açıdan avantaj diyeceksiniz? Hayatta kalmak. Hayatta kalmak için genetik varyasyonu hangi yönde güçlüyse bir canlı o açıdan kendine... Aslında insanlar için de bu böyle, hayatta kalmak için. Tabii ki. Bütün yaşam amacımız bu. Aslında beynin de neden üretildiğine dair güzel böyle felsefi sorular soracaksak konu yine buraya gelir. Genetik açıdan bazı yönlerimiz güçlüdür, bazı yönlerimiz zayıftır. Örnek verecek olursak, beyin temelli egzersizin birinci ayağını anlatıyorum hala. Örnek verecek olursak, bazı insanların kasları daha güçlü olmaya adapte olmuştur. Ama bu güç erken yorulmayı beraberinde getirir. Bazı insanlar daha dayanıklıdır ve daha uzun süre mesafeleri koşabilecek kadar bir altyapıya sahiptir. Bazı insanların kan basıncı genetik açıdan daha yüksek kodlanır. Bazı insanların kan basıncı daha düşüktür. Konuyu biraz beyine doğru getireyim. Bazı insanların işte BDNF dediğimiz beyin tabanlı nörotrofik faktör denilen beyin sinir hücrelerini besleyen mükemmel kimyasallar var. Bazıları genetik açıdan bunu daha fazla aktif kullanır. Bazıları daha düşük. Örnek verelim, dopamin. Beyinle ilgili çok konuştuğumuz kimyasallardan bir tanesidir. COMT dediğimiz bir gen. Bu dopaminin beyinde işlevselleşmesiyle ilgili hızlı, orta ve yavaş varyasyonlar kodlar. Yani baktığımız zaman genetik bir insanı anlamaya başladığımız, anlama çabasında olduğumuz andan itibaren ilk bilmemiz gereken alanlardan bir tanesi. İkincisi, şimdi egzersiz diyoruz, hareket etmek diyoruz. Hatta beyin hareket eden canlılar da var dedik. Bu işin sinir bilimsel tarafı nedir? Sinir bilimsel açıdan insanın milyonlarca yıllık bir yaşamı var ve bu yaşamda çok sık yaptığı hareketleri beynimiz ve kaslarımız arasındaki ilişkiler, organlarımız arasındaki ilişkiler çok ciddi korunmuş ve ciddi bir kapasite sağladıkları için bu patern, yaşam paterni diyoruz, hareket paterni sinir bilimsel açıdan bize kodlanmıştır. Yani geçmişte hangi hareketleri çok yaptıysak bütün sinir bilimsel altyapımız, genetik altyapımız buna karşı uyarlandı. O zaman geçmişe baktığımız zaman atalarımız nasıl yaşadıysa veya hangi hareketi çok yaptılarsa veya hangi gıdaları daha fazla yeme fırsatına buldularsa biz hareket ederken, beslenirken ve yaşam tarzımızı belirlerken o sinir bilimsel tabanı kullanmak zorundayız. Son olarak da fizyolojimiz. Biz 2,5 milyon yıllık bir ortak atadan itibaren ayrışmış bir özel bir canlı türüyüz. Ve bu canlı türü bugününe yaklaştıkça bedeninde birçok değişim yaşadı. İşte dikleşmeler, işte iskelet sisteminin değişmesi vesaire. Bu bizim fizyolojimizi bize özel hale getiriyor. Geçmişten bir takım fizyolojik ayarlar getirdik bizimle birlikte ama bugün modern hayatın içinde yaşıyoruz. Ve geçmişte doğanın bizi sınadığı hiçbir sınav şu anda modern hayat tarafından bize sunulmuyor. Bu açıdan da sunulmadığı için de vücudumuzun ayarlarını doğru bir şekilde kullanamıyoruz. Kullanamadığımız bu noktada üç ana çerçevede çizdiğim genetik, sinir bilimsel ve fizyolojik açıdan modern hayatta sorunlar yaşıyoruz. Birincisi, genetik doğada yaşamadığımız için, aynı zamanda genetik altyapımızı da bilmediğimiz için vücudumuza uygun olmayan hareketler yapıyoruz. Vücudumuzun uygun olmadığı yaşam tarzları seçiyoruz, gıdalar seçiyoruz vesaire. Artı, sinir bilimsel olarak
hiç hazır olmadığımız ve geçmişimize uymayan hareket paternleri ve öğrenme paternleriyle modern hayatta zihnimizi zorluyoruz. Bu bir soru işareti. Burada bir soru da sorulabilir. Acaba beyinle ilgili veya psikiyatrik problemlerin kökeninde bunlar mı yatıyor? Ve son olarak da bedenimizin her yanında sürekli sorunlar yaşıyoruz. Boynumuz ağrıyor, sırtımız ağrıyor, belimiz ağrıyor. Ve vücudumuzun her yanında çözemediğimiz, sebebini de anlayamadığımız birçok sorun var. İşte bunların tamamını çözebilmek ve modern hayatın içinde iyi bir yaşam rehberi oluşturmak için bu bütün bilim dallarını bir arada kullanarak insanın daha sağlıklı hem egzersiz açısından hem beslenme açısından hem yaşam tarzı seçimleri açısından daha sağlıklı bir geleceğe götürebilmek adına beyin temelli egzersizi bulduk. İşte beyin temelli egzersiz felsefesi bu şekilde. Aslında söylediğiniz yerlere tekrar tekrar döneceğim. Kız kardeşim sürekli hakikaten bu modern hayat bizi biraz hareketsiz bıraktı. Klinomik diyor. Psikolojide öyle bir şey varmış hocam. Yastığını yorganını sevmek, ben böyle gördüğüm zaman gözlerim doluyor. Şöyle devam edelim Taşkın hocam. Beynimizin kapasitesi sınırsız mı? En fazla ne kadar bilgi öğrenebiliriz? Ve bütün bu konuştuklarımızı eklemek isterseniz buyurun. Evet, beynimizin kapasitesi çok konuşulur. İşte beynimizin kapasitesi ne kadar, ne kadarını kullanıyoruz, ne kadarını kullanmıyoruz. Bunlar çok konuşulan konular. Ancak şunu söyleyelim. Her şeyden önce şunu bilmek lazım. Acaba biz beynimizin kapasitesini ne kadarını kullanıyoruz, ne kadarını dolduruyoruz? Şimdi bir hesap yapmışlar beynin yapısal özelliklerine göre. Beynimize 300 yıllık HD kalitesinde bir filmi kaydedecek kadar beynimizde kayıt kapasitesi var. 300 yıllık. Evet. HD kalitesinde. Düşünün, 1 terabaytlık bir hard disk alıyorsunuz. Birkaç tane film kaydediyorsunuz. Bitiyor. Doluyor. O filmleri toplasanız 7-8 saattir. Evet. Pratik olarak beynimizin kapasitesi şöyle. Bir insanın hayatı boyunca doğduğu an öğrenmeye başlasa, her saniye bir şey öğrense, hayatı boyunca o beynin kapasitesini dolduramaz. Bu nedenle beynimizin kapasitesi hayatımız boyunca öğrensek dolduramayacağımız kadar geniştir. Bunu niye özellikle vurguluyorum biliyor musunuz? Bazen özellikle gençler derler ki işte ben falanca dersi öğrenmek istemiyorum. Çünkü beynimi gereksiz bilgiyle doldurmak istemiyorum. O benim beynimi doldurur. Hayır, doldurmaz. Tam tersi, öğrendiğimiz her bilgi ondan sonra öğreneceğimiz bilgiler için kolaylaştırıcıdır. O zaman bilim insanları şuradan hani bir şey girmiş olayım hocam, lafınızı balla keseyim. Hani beynimizin şu kadarını kullanıyoruz, öyle bir şey yok, beynimizi kullanıyoruz dediklerinde hangisi doğru? Şimdi beynimizin %10'unu zor kullanıyoruz derken acaba daha çok kullanabileceğin yer anlamında mı yoksa? Tabii hani... ki o bir aslında bir nasıl söyleyeyim, benzetme. Evet. Ya da ne, misal. Çünkü buna itiraz ediyorlar. Biz yani beynimizin her tarafını kullanıyoruz diyorlar. Beynimizin kapasitesinin tamamını kullanmıyoruz. Hmm. Bugüne kadar hiç beyni dolmuş insan gördünüz mü? Veya duydunuz mu tarih boyunca? Öyle bir şey yok. Aha. Hani filanca kişinin beyni doldu. Belki yorulmuş olabilir. Hani çok. Yorgunluk ayrı tabii ki. Tabii. Yorgunluk beynim ayrı. Yoruldu. Ama çok fazla bilgi öğrendi. Artık beyni doldu. Başka bilgi öğrenemiyor. Böyle bir vaka yok tarihte. Evet. İnsanlık tarihinde böyle bir şey yok. Şöyle bir katkı sağlayabilirim. Aslında bu beynin %10'u meselesi çok uzun zamandır konuşulan bir mesele. Evet, yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Beynimizin %100'ünü kullanıyoruz. Ama dolma meselesinde Taşkın Hocam çok güzel bir şey söyledi. Ona bir açıdan katkı sağlamak istiyorum. Evet, kimsenin beyni dolmuyor. Ama şunu da söylemek lazım. Çünkü gerçekten sokakta ciddi beynimizin %90'ı böyle hazır, işte yüklemeye hazır. Kalan %10'u da çalışıyor. Kalan %90'ı da bir şeyler yüklemeye hazır gibi, sadece bir bölümünü kullanıyoruz gibi bir algı var. Bu algı yanlış. Beynimizin %100'ünü kullanıyoruz. Ancak sürekli gelişen bir yapı olduğu için şu anki %100'ü bu. Geleceğin %100'ü sen ne kadar istersen o kadar. O yüzden kimsenin beyni dolmuyor ve gelişmeye de devam ediyor. Şeye benziyor.
büyük bir ne derler şey bilim kurgu filmlerinde vardır ya, işte depo gibi bir şey düşün, ama işte makinalarda mıydı neydi, böyle hani ayakları var gidiyor. Evet. Yani enerjisi olduğu sürece çalışıyor, %100'ünü kullanıyoruz o enerjinin. Hı hı. Ama depo, ne kadar insan hani ne kadar şey atarsan alıyor. Alır. Bugüne kadar dolmuş beyin yok. Yok. Evet, bilinen ya. Öyle bir örnek yok. O nedenle her şeyi öğrenebiliriz. Karşımıza çıkan her bilgiyi öğrenebiliriz. Tabii ki seçerek öğrenelim. Fakat şunu bilelim. Ne kadar çok öğrenirsek daha sonraki öğreneceklerimiz için o kadar da kolaylık sağlamış oluruz. Çünkü işlevsel bir beyin daha işlevsel olmak için daha hazırlıklıdır. Hmm. Bakın, beynin bir özelliği var. Beyin bizi biz yapan organdır. Çünkü bir insanın özelliklerini belirleyen, bir insanın karakterini, davranışlarını, dürüstlüğünü, insani değerlerini, düşüncelerini, her şeyi belirleyen, her şeyi saklayan, gerçekleştiren, yorumlayan, bütün zihinsel faaliyetlerimizin tamamını yapan beyindir. Üstelik bu konuda bir şey de var, böyle hani yanılgı demeyeyim ama bir farklı değerlendirme de var. Mesela kalbimizde hissettiğimizi düşünürüz. Oysa beynimiz hisseder. Hı hı. Sadece bazı hislerimiz kalbimizin farklı çalışmasına yol açar. İnsanlar zamanında öyle bir yanılgıyla... Nedense beyne aklı yakın evet. Şey yakıştırmışlar. İnsanlar zamanında öyle bir yanılgıyla kalbimle hissediyorum demişler. Aslında kalpteki sadece bir sonuç. Ayrıca mesela kulaklarım duyuyor deriz değil mi? Hı. Hayır, kulaklarımız duymuyor. Kulaklarımız sadece dışarıdan gelen ses dalgalarını beynimizin algılayacağı sinyalleri çeviriyor ve beynimize gönderiyor. Duyan beynimizdir. O algılamayı yapan beynimizdir. İşte bu şekilde bizi biz yapan organ beynimizdir. Aynı zamanda beynimiz iyi çalışmazsa biz olmaktan da çıkarız. Şöyle düşünün, Ahmet Efendi çok dürüst bir insan, verdiği her sözü yerine getiriyor ve haklıyı haksızdan kesin ayırıyor. Adalete çok önem veren birisi. Peki Ahmet Efendi'nin günün birinde beyninde zayıflama başladı, unutkanlık başladı. Hı hı. Size bir konuda söz verdi, verdiği sözü unuttu. Yerine getirecek mi sözünü? Hayır, unuttu. Ama karşıdan bakınca ne görünür? Sözünü yerine getirmeyen bir insan. Ne oldu? Ahmet Efendi kendi kişisel özelliklerini kaybetmeye başlar. Ve biz olarak yaşamak istiyorsak eğer, özelliklerimizi koruyarak yaşamak istiyorsak, mutlaka ve mutlaka beynimize iyi bakacağız ki beynimiz aksamalara yol açmasın, özelliklerini kaybetmesin, bizi biz olarak korumaya devam etsin. Aksi halde başka bir örnek vereyim. Bir insan muhakeme yeteneği çok iyi, iyiyi kötüyü, haklıyı haksızı çok iyi ayırıyor. Günün birinde bu yeteneği zayıfladı. Haklıyı haksızı ayıramıyor. Ve yanlış karar verdi. Haksız olan birine haklısın dedi. Ne olur o insan çevresinde artık adaletli bir insan olarak algılanmaz. Eğer bu şekilde özelliklerimizi korumak istiyorsak, özelliklerimizle yaşamak istiyorsak beynimize iyi bakacağız. Peki tam buradan sorayım mı hocam? Bu şey, baş ağrısı beyinden mi kaynaklanır ya da beyin dokunumuz ağrıyı hissediyor mu? Bu da çok güzel bir soru. Şimdi hastalarımız bize gelir derler ki beynim ağrıyor. Oysa beyin dokusu ağrısız bir organdır. Beyine çivi batırsanız ağrımaz. Ağrıyan beynin çevresindeki dokulardır. Hmm. Ama işte orada... Başım ağrıyor değil aslında. Oradaki dokular tabii ağrıyor. Tabii ki. Aynı şekilde bir şey daha vurgulamak istiyorum. Beynimizin o kadar olağanüstü özellikleri var ki, mesela beyin 13 milisaniye gördüğü bir görüntüyü algılıyor ve işliyor. 13 milisaniye ne kadar biliyor musunuz? Göz kırpma süremiz 100 milisaniyeden fazladır. Yani göz kırpma sürenizin yaklaşık onda biri kadar gördüğü bir görüntüyü beyin algılar ve işler. Aynı şekilde beyin bir saniye içerisinde binden fazla ayrı konularda veriyi işler. Gel de beyine hayran olma. Tabii ki. Yani... Mesela siz şu anda çevrenin sıcaklığını algılıyorsunuz. Tabii.
çevreden gelen sesleri algılıyorsunuz. Evet. Kafanızın içinde yapacağınız işlerle ilgili düşünüyorsunuz. Gördüğünüz görüntüleri algılıyorsunuz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Evet. 1000'den fazla veri beyine bir saniye içerisinde geliyor ve hepsini beyin mükemmel olarak işleyip sonuçlandırıyor. Eğer biz beynimize iyi bakmazsak işte bu kadar çok veriyi işleyemez duruma geliyor. Peki hocam. Tayfun hocam, şöyle karar verme yaklaşımlarına bir dönelim isterim ben. Mesela insanlar neden, madem bu kadar kusursuz beynimiz var, öyle böyle bir sürü şey anlatıyoruz. Neden rasyonel olmayan kararlar alır? Mesela beynimiz bizden habersiz karar veriyor mu? Evet, şimdi tam Taşkın hocamın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Bana döndüğünüz zaman da ben onu not alıyordum. Şimdi bu programın başından beri beyne çok fazla muhteşem organ, işte şöyle organ, böyle organ. Bakın, beyniniz çok fazla yanılgıya açıktır. Yani çok da fazla yanılabilirsiniz. Baktığınız şey her zaman gördüğünüz şeyle, baktığınız şey her zaman, yani beyninizde bir şey yorumlanır, bir görüntü yorumlanır ama, ya da bir olayı yorumlarsınız ama o olay aslında öyle olmayabilir. Şimdi beynin kapasitesini sormuştunuz. Kapasitesini bilmiyoruz. Sınırsız gibi düşünüyoruz. Neden? Ya, o ilk bölümde de konuştuk ya, bu bağlantılar öğreniyoruz. Öğrendikçe bağlantılar oluyor. Bu bağlantılar hem depolanabiliyor hem ortadan kalkabiliyor. Şimdi mesela Alzheimer'da bir depolanma sorunu mu var? Bilgisayar gibi düşünürseniz hard diske bir şey mi kaydedemiyorsunuz? Ya da kaydettiğinizi geri mi çağıramıyorsunuz? O orada duruyor ama geri mi çağıramıyorsunuz? Mesela bakın, bunları bilmiyoruz daha. Yani bunları öğrenebilmek için daha çok fazla yolumuz var. Şimdi karar verme süreçlerinde beyin, benden önceki değerli hocalarım da söylediler, canlıların, yani doğada yaşayan canlılar hayatta kalmaya odaklıdır. İnsan da hayatta kalmaya odaklıdır. Yaşadığı çevreye uyum sağlamak zorundadır ve bunu elde ettiği enformasyonla yapar. Yani dışarıdan aldığı bilgiyle yapar. Bilgi çok önemli bir güçtür ve insanı diğer canlılardan ayıran bir yer var beyinde. Şimdi beynin bir, şu alnımızın karşısına gelen bir ön lobu. Biz ona ön alın lobu diyoruz ama tıp dilinde buna prefrontal korteks derler. Şimdi bu prefrontal korteks ve korteks dediğimiz kısmı beynin diğer canlılardan ayırıyor insanı. Yani diğer memelilerin hepsinden ayrılıyoruz. Korteks dediğimiz ve özellikle de bu prefrontal korteks dediğimiz, ön alın lobu dediğimiz bölge bize en yakın gibi gözüken maymunlardan bile insanda çok daha büyük. Ve bir de insanda bu evrimsel süreçte ki diğer insansılardan insanı ayırıp modern homo sapiens sapiens, yani bugünkü insan dediğimiz insanın ortaya çıkması çok çok o kadar da eski değil aslında. Beynin dorsolateral prefrontal lob dediğimiz bir kısmı gelişmiştir bu zamanda ve bu dorsolateral, yani şeyin üst yan tarafına doğru bir kesim kortekste gelişmiş. Bu neyi getirmiş insana? Otobiyografik hafıza dediğimiz bir hafıza şekli sadece insana özgüdür. Otobiyografik bellek. Yani geçmişi biliyoruz, geçmişte yaşıyoruz, geçmişteki bir takım anılarımızı gayet güzel kullanıyoruz, kaydediyoruz, bazılarını çekiyoruz, geri geldiği zaman kullanıyoruz. Anı yaşamayı gayet güzel biliyoruz, anı çok daha etkili yaşayabiliyoruz. Çünkü başka özelliklerimiz var, el becerilerimiz var, hayatı kolaylaştırmak için aletler yaptık, bir sürü gelişmeler var hayatımızı kolaylaştıran aynı zamanda. Ancak ötekilerden bizi en fazla biz yarını merak ediyoruz. Yani
Yarın ne olacak? Yarın için bir plan, bir strateji gerekiyor. Yarın için bir hazırlık yapmak gerekiyor. İşte maymunların, zürafaların, başka hayvanların bir yarın derdi çok fazla yok. Hani varsa bile onların sadece beslenmeyle ilgili, işte su içmeyle ilgili, ki su bölgelerini, beslenme bölgelerinde bilir onlar. Onun dışında çok fazla bir dertleri yoktur. İnsan o yüzden hem bir kültür yaratıyor, hem de yarını merak ediyor. Bu yarın sorusunun sorulmasının da sebebi şudur. İnsan iki şeyi merak etmiştir. Yani bir maymunun ya da aslanın bununla uykusunun kaçtığını ben zannetmiyorum gece olunca veya canı sıkılınca. İnsan neden öldüğünü merak ediyor. Bu bir. Yani öldüğünün farkında, bir gün öleceğinin farkında. İkinci problem de şu, tamam ölecek ama öldükten sonra, bir de beyin ölümü diyoruz değil mi? Yani insanlarda beyin ölümü gerçekleştikten sonra biz ölümü kabul ediyoruz. Öldükten sonra ne oluyor? Yani nereye gidiyor? İnsan nereye dahil oluyor? Başka bir boyuta mı gidiyor? İnsanda acaba beyninin içinde ruh dediğimiz başka bir şey mi var? Bakın bunlar beyin zihin ikileminde çok fazla tartışılan, çok da fazla speküle edilen, bilimsel formattan çıkarıldığında çok da kötüye kullanılan konular. Ben bunu burada örnek vermemin sebebi insanın otobiyografik hafızasının olması ona bir merak getiriyor ve bu otobiyografik hafıza ve plan program yapma meselesi bugün yaşadığımız çatışmaların, yani insan beyni o kadar da insancıl sevecen bir şey değil canım. İşte Bosna'da millete ne yaptılar, Hitler Almanya'da ne yaptı, şu anda hani insanın insana yaptığı zulüm acaba başka bir şeyde var mı, başka bir canlı grubunda var mı? İnsan bunları kendi beynini kullanarak yapıyor. Yani beynin bir yanılma payını mutlaka koymanız gerekiyor bir tarafa. Ve bakın insanlar belki yeri gelecek siz soru soracaksınız belki, ama ben tam burada yeri geldiği için açıklayayım. İnsanlar fal dinlemekten çok hoşlanırlar, telepatiye çok merak duyarlar, başkasının zihnini okumaya çok gayret ederler. Bunun sebebi şudur, tip 1 tip 2 hata meselesi vardır doğada, insanın doğaya adapte olabilmesi için. Tip 1 hata şudur: gidiyorsunuz bir çalılık bir yerden, bir hışırtı duydunuz, ıssız bir yerdesiniz, bir de silahınız var kendinizi korumak için. Döndüp baktınız oraya doğru, beklediniz, oradan bir şey çıkmadı, yürüyüp yolunuza gidebilirsiniz. Silahınız varsa silahınızı da çektiniz diyelim, zaman kaybetmiş olursunuz, burada tip bir hata yapmış olursunuz. Ama siz o hışırtıya silahınızı çekerek cevap vermez, yürüyerek devam ederseniz yolunuza ve oradan bir vahşi hayvan çıkarsa tip 2 hata yapmış olursunuz. Hani rüzgarın sesidir diye gidersiniz. Evet, bu rüzgarın sesi olması ihtimali var ama ihtimal olarak oradan başka bir şey de çıkabilir. Bu tip 2 hatadır. Bu tip 2 hatayı yapmamak için insan genellikle sağlamcıdır. Ben size birileri işte Taşkın hocam sizin hakkınızda kötü şeyler düşünüyor şu anda diye reklam arasında kulağınıza fısıldasam kafanıza bir acaba düşer. Yani beyninizin içine bir acaba düşer. Veya ben burada Mehmet Ali Bey ile Taşkın Hoca'yı mesela birbirine bu şekilde düşürebilirim. O yüzden insanlar bu telepati gibi konulara, geleceği merak meselesine, işte bu dorsolateral prefrontal korteksin gelişmesi bize büyük bir üstünlük getirirken başımızı da belaya soktu aynı zamanda. İşte biz yarın ne olacağız, öldükten sonra ne olacağız, beynimiz mi ölüyor, ne oluyoruz? Bu soruların cevabı ve sürekli bir strateji geliştirme zorunluluğu içindeyiz. Bir şey daha söyleyeyim son olarak, biliyorum kendi süremi kullandım ama ben böyle Taşkın hocamın da belki katılacağı bu tartışmaya iki soru sormak istiyorum. Felsefecilerden bahsedildi. Benim de takip ettiğim bir felsefecinin söylediği önemli bir söz var. Kendi beynim, şimdi biz kalbimizi, işte doğayı, yağmurun nasıl yağdığını filan, bunların hepsini beynimizle öğrenerek yapıyoruz değil mi? O bağlantıları, evet, kuruyoruz.
Ama beynimizi anlamak için de beynimizi kullanmak zorundayız. Yani beyin acaba kendisini anlama konusunda kendi beyninizi kullanarak acaba ne kadar başarılı olabileceksiniz? Bir takım bu bir tuzakları olabilir mi bu anlam arayışlarının içerisinde? Bir başka konu da ya hep nöron bazlı konuşuyoruz. Matematik nörona göre, kuantum nörona göre, her şey nörona göre. 1900'lerin başında Camillo Golgi gümüş nitratı beynin üzerine işte damlatıp da mikroskopta bakmasaydı, nöronları görmeseydi biz bugün hala nörondan bahsetmeyecektik belki de. Orada bir mikroskop teknolojisi gelişmişti ve bir de boyama teknolojisi vardı. Bu ikisi bir araya gelince nöronlar öğrenilince nöronların üzerinden bütün bağlantılar, ıcıcık bir sürü şey ortaya konuldu. Peki yarın başka bir mikroskop teknolojisi gelişip beyinde bugüne kadar göremediğimiz başka bir grup hücre karşımıza çıkabilir mi? Nöronları da organize eden. Bir başka soru bu. Nöronlar böyle kendi başlarına buyruk mu hareket ediyorlar ve başka bir hücre grubu tarafından idare ediliyor olabilirler mi? Ve glia diye bir yer var. Şu beynin yüzdelerini konuştunuz ya, %10, %20 meselesi. Aslında bu 80-100 milyar arasındaki nöron beynin %10'unu oluşturur. %15'ini oluşturur. Beynin bir de glia dediğimiz çok büyük bir tabakası var ve burada da astrositler gibi falan başka hücreler var ve bu hücrelerin nöronlarla bağlantıları var. Şimdi bunların üzerinde de yoğunlaşan farklı çalışmalar var. Ben hani virüs girdi araya, es verdik derken tabii ki dünyada tam gaz çalışmalar devam ediyor ama nörobilim konuşmaya, yani medyada nörobilim konuşmaya, nörobilim kitapları yazmaya, halka nörobilim konferansları vermeye ara verildi biraz. Bütün televizyonlar daha çok COVID-19'u konuştu. Ben bile COVID-19'la ilgili bir sürü şeyler merak ettim, araştırdım. Yani ben bunları da söyleyerek burada bırakayım biraz diğer konuları. Hocam müsaade ederseniz Tayfun Hoca'nın bir konudaki ben yorumunu alabilir miyim? Kıymetli hocam, tabii. Az önce siz de söylediniz, beynimizin birçok mükemmel özellikleri var ama birçok yanılgıları da var. Örneğin algılamada çok yanılan bir organdır beyin. Peki bu yanılgılar beynin kendisinden mi kaynaklanıyor, yoksa bizim beynimizi kullanma özelliklerimizden, bizim beynimizi kullanmadaki belirlemelerimizden mi kaynaklanıyor? Bu konuda yorumunuzu almak isterim. Taşkın hocam, iki taraflı da doğru bu. Bir tanesi eğitimdir burada. Eğitime çok ihtiyacı var beynin. O yüzden de dikkat edin. Bu otobiyografik hafıza dedik ya hep. Yani maymunların bir ilkokulu yok, aslanların bir okulu yok. Ana babasından, ebeveynlerinden öğrenir işte. Avlanmayı öğrenir, nerede duracağını, nerede yatıp kalkacağını öğrenir. Ama insan yavrusu, değil mi? Anaokulu var, önce ebeveyn eğitimi var ailede, ondan sonra anaokulu var. Efendim ortaokul, lise derken o aralarda işte LGS'ler, MGS'ler, bir sürü sınavlar, şunlar bunlar. Bir artık yaşadığımız bugünkü toplumda eğitim çok önemli. Eğitim niye önemli? Bilgiyi, Taşkın hocam o kadar can alıcı bir soru soruyor ki, hayatta kalabilmemiz için, kaliteli yaşayabilmemiz için doğru bilgiye, doğru enformasyona sahip olmamız lazım. Doğru enformasyon yok. Yanlış yoldan gidiyorsan uçuruma gitme ihtimalin çok yüksek, en basit ifadeyle. Doğru enformasyonu da almak da yetmiyor. Onu işlemek de gerekiyor. Bunun için beynin eğitilmesi gerekiyor. Bu eğitimle sağlanıyor. Kaliteli bir eğitimle. Analitik düşünmeyi, doğru düşünmeyi öneren bir eğitimle. Taşkın hocamın sorusu şu anlamda da önemli. Bugün üniversite eğitiminde, lise eğitiminde, hatta ilkokul eğitiminde felsefe, yani düşünme biçimi, düşünme sanatını öğretmemiz gerekiyor. Bir beyne sahip olmak, nöronal bağlantılara sahip olmak yetmiyor. Onu nasıl kullanacağımızı doğru bir eğitimle öğrenmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. İkinci tarafı da doğru. Doğuştan bir takım problemler olabilir. Beynimizde bir takım fay hatları oluşmuş olabilir. Yanlış bağlantılar kurabiliriz.
Ya çevre, anne karnı da bir çevredir mesela. Anne karnında bir travmaya maruz kalır, bir toksine maruz kalır. Beynin gelişim sürecinde orada bir şeyler yolunda gitmeyebilir. Bu bağlantıları doğru kuramayabilir erişkinlik döneminde. İşte bir takım hastalıklar burada ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hem sağlıklı olması lazım genetik altyapı bakımından ve çevresel faktörlerden de etkilenmeyecek şekilde. Çünkü genetik de sabit bir şey değildir. Halk bunu genellikle yanlış anlar. Yani benim annemde babamda Alzheimer yok, bende kesinlikle olmaz. Veya annem babam işte birisi Alzheimer hastası oldu, acaba ben de olur muyum? Bu %100 değildir bakın hiçbir zaman. Ama sizin hiçbir yakınınızda hiçbir hastalık olmaz ama siz bir çevresel toksine maruz kalırsınız ya da bir travmaya maruz kalırsınız. Beyninizde bir fay hattı oluşur ve bu fay hattı bir gün depreme neden olabilir. O yüzden sevgili hocam, özür dilerim biraz uzun oldu ama iki tarafını da geçerli evet. olarak yanıtlamaya çalıştım. Evet. Hocam, Tayfun hocamız size soruları var ama Mehmet hocamla şöyle biraz genetik, beyin ve beden ilişkisi konuşalım. Sonra soruları soracağım. Şimdi Mehmet hocam, benim bildiğim her insanın hareket kabiliyeti ve yönü farklı. Ama siz bir yazınızda şöyle diyorsunuz: sporda genetik antrenman ve beyin temelli bakış diye bir şeyden söz ediyorsunuz. Şimdi bu ne demek? Mesela sporcuların genetik profilleri çıkarılır mı gerçekten? Buna değiniyorsunuz çünkü. Evet. Buyurun, genetik, beyin ve bedenin ilişkisi. Hemen ona girmeden önce az önce yapılan güzel sohbete bir iki katkı sağlamak isterim. Şimdi çok güzel konu konuşuldu. İşte fizyolojik olarak beyin, algısal olarak beyin, beynin eğitilmesi gibi. Burada beynin kendini anlamakta başarısıyla ilgili birkaç soru soruldu ve buna bir bakış açısı geliştirmek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman biz aslında sabah uyanan bizleriz. Yani beynimiz ve bütün olarak vücudumuz kendini milyonlarca yıllık geçmişten bu yana belli bir işleme kapasitesine ve işleme sistemine getirmiş. Aslında sabah uyanan bize bugünkü şekliyle ihtiyacı olsa da biyolojik olarak ihtiyacı olmayan, diğer canlı türlerinden de anlıyoruz, hani onları ayıran bir prefrontal korteksimiz var. Ama prefrontal korteks olmadan da ciddi bir şekilde hayatta başarılı olmuş canlı türleri var. Yani teknik olarak sabah uyanan biz olmadan da hayatta kalabilen canlılar olduğu için beynin konuşulması noktasında şu anda biz sabah uyanan bizler olarak konuşuyoruz. Ne demek istiyorum? Şimdi biz sabah uyandığımız andan itibaren dün yaşadık, gece uyuduk, sabah uyandık, bir gün daha geçireceğiz şeklinde çizgisel, doğrusal bir bakış açısıyla dünyayı algılarız. Dün vardı, bugün de varsam ben dün hayatta kaldım demek. Ve gelecekte tehlikeler var, benim hayatta kalmamı engelleyecek tehlikeler var. O zaman gelecek var. Geçmiş, şu an ve gelecek. O yüzden zaten biraz önce de konuşulan şeylerden biriydi. Geçmiş bizim için deneyimlerdir. Bu deneyimler gelecekte bize hayatta kalma konusunda tehdit edecek bütün sorunlara karşı sorunlarla baş edebilmek ve hayatta kalma konusunda kendimizi avantajlı noktaya getirebilmek için kullanmamız gereken bilgileri ve olayları taşıyor. Ama çoğunlukla gelecek kaygı, çünkü hayatta kalma en büyük anksiyetemiz ve gelecek kaygıyla dolu olduğu için de bildiğiniz şekliyle meditasyonlar, işte dualar ve birçok öğreti anda olmak ve stresi yok etmek adına anda olmakla ilgili bir takım öğretiler ve teknikler geliştiriyor. Şimdi buradan baktığımızda elinizde muhteşem bir cihaz var. Diyelim ki telefon veya bilgisayar. Nasıl muhteşem çalışır, daha iyi nasıl çalışır diye birçok soru sorarken aslında bu cihazı kim yaptıysa ona sorsaydık çok güzel olmaz mıydı? Bu cihazı biz nasıl daha güzel kullanabiliriz? Sen yapmışsın. Biz daha güzel kullanabilir miyiz? Bunu bize anlatır mısın? Aslında bu soruyu beyine sorabiliyoruz. Şu şekilde soruyoruz. Beynin heykel tıraşı doğadır. Doğa beyni ve bütün canlı türlerini doğanın içerisinde ve dünyanın fiziki koşulları çerçevesinde hayatta kalmak adına bedenleri, beyinleri, çok uzun zaman dilimleri göz önünde bulundurulduğunda genetikleri dahi değiştiren mükemmel bir heykeltıraştır. Ve beyni daha iyi nasıl kullanacağımızı doğaya sorduğumuz zaman bize en güzel öğretmen olarak doğa, beynimizin bütün kapasitesini neye göre inşa ettiğini, neden, hangi özelliğe neden sahip olduğumuzu çok güzel anlatıyor. Tabii ki mikro anlamda mikroskobun bulunduğu
alınmasından itibaren konu lineer algılayan beynimiz için oldukça karmaşıklaştı. Ancak doğa kaotik çalışır. Doğanın heykeltıraşı olduğu beynimiz de kaotik çalışır. Ne demek istiyorum kaotik? Bağlantısallığı bile karmaşıktır. Bir bıçağı alırsınız, beyni dikine bir devre çekersiniz. Bilgisayar gibi çalışıyor olsaydı teller birbirine bağlı olacağı için bütün devreler kesilirdi ve beyin kapanırdı. Halbuki siz beyine böyle bir bıçakla çektiğinizde bir çiziyi, beynin birçok bölümü çalışmaya devam eder. Çünkü karmaşık, kaotik bir bağlantısallık yapısı vardır. Fiziksel olarak yapısı ve çalışma şekli kaotik olan bir beyin, sabah uyanan ve bilinçli olduğumuzu düşündüren bir prefrontal korteks inşa ediyor. Ve bu prefrontal korteks geçmiş, şu an ve gelecek içerisinde hayatta kalmamıza yardımcı olmak için çok güzel bir şekilde çalışan bir organ. Ama teknik olarak konuya baktığımızda kaotik çalışan bir canlı türünü doğrusal algısıyla, canlı türünü dedim, beyni aslında kastediyorum, kaotik çalışan bir organı doğrusal algılayan bir prefrontal korteks meselesiyle çözmek pek mümkün görünmüyor. Ama inanılmaz şeyler öğreniyoruz. Bunların hepsi çok heyecanlı ve prefrontal korteks diğer bütün beyin bölgeleri gibi öğrenebilen bir yer olduğu için bizi gelecekte çok heyecanlı gelişmeler bekliyor. Ama bunu söylemek istedim özellikle. Sorulara dönecek olursak neler sormuştuk acaba? Şöyle diyorum. Sporcuların genetik profilleri çıkabilir mi? Genetik beyin beden ilişkisi nasıl koyuyorsunuz? Çünkü sporda genetik antrenman ve beyin temelli bakış. Evet. Şimdi şöyle anlatayım. Her insanın, bu spor da olabilir, mesleki uzmanlıklar da olabilir. Her insanı uzmanlık başladığı andan itibaren o işin erbabı veya uzmanı olarak etiketlediğimiz için o kişinin biyolojik bir organizma olduğunu ilk, hani bu bilgi ilk unutulan bilgilerden bir tanesidir. Özellikle spor gibi insan bedeninin ve beyninin sınırlarda kullanıldığı, doğrudan performansa dayanılan işlerde bu hata çok fazla yapılır. İnsanın biyolojik bir organizma olduğu, ilkel ayarlarından birçok ayar getirdiği, genetik kod getirdiği ve bir takım sinir bilimsel altyapılar getirdiği bilgisi çabuk unutulur. Biz bu bilgileri işte bugünün modern hayatında, sportif performansta, sağlıklı yaşamda insanların hizmetine sunabilmek için araştırıp gerçekten sporcuların altyapısal olarak uygun oldukları genetik modellerini çıkarabiliyoruz. Beyin temelli bakış da şu şekildedir. Bir şekilde geçmişte atalarımızın yaparak çok fazla hareket ederlerdi ve o çok sık yaptıkları hareketler onların hayatta kalmalarını sağladı ve biz onların çocuklarıyız. Ve teknik olarak vücudumuz bazı hareketleri yapmaya çok yatkındır, bazılarına değildir. Şimdi modern hayatta geleneksel egzersiz metotlarıyla veya işte zihnimizden, hatta o lineer söyleyeyim, hani doğrusal çalışan zihnimizden birçok gelişme tekniği öğrettik, öğrenme tekniği. Ama bunlar ayarlarımıza uygun mu diye hiç bakmadık. Bu modern dünyayı bile biz zihnimizle, doğrusal algılayan zihnimizle inşa ettik. Ama bu modern hayat bizim kaotik ayarlarımıza uygun mu diye bakmadık. İşte en büyük sorunu burada yaşıyoruz. Tabii ki bütün dünyayı değiştirecek bir güce sahip değiliz. Ama biz bilim insanları olarak insanlara fizyolojik ayarlarını, sinir bilimsel ayarlarını ve genetik ayarlarını anlattığımız takdirde bu modern hayatta daha sağlıklı olmaları için onlara bir şans veriyoruz. Sporculara dönebilirim. Buraya döneceğim. Tamam, peki. Devam edin sporculara. Tamam. Bu modern yaşama mutlaka döneceğim. Onu uzun uzun konuşacağız. Tamamdır. Sporcular... Onda benim de ihtiyacım var. Evet. Advice alacağım size. Peki. Sporcularda şöyle bir durum var. Birçok spor bedenin bütün fizyolojik sınırlarında dans eder. Ve örnek veriyorum, çoğu zaman geleneksel diyeceğim ama spor bilimleri fakültelerinde de bazı konuların aşırı genetikle ilgili olduğu bilinir. Mesela kısa mesafe koşuculuğu. Doğrudan denir ki %80'i genetiktir. Eğer o altyapıya sahip değilseniz boşuna çalışmayın. Bazı şeyler genetiğe çok bağlıdır. Ama o bilgi orada çok sınırlı olarak kalmakta. Biz onu artık genişletiyoruz. Her işe göre... Daha doğrusu her bedene göre mükemmel bir iş, mükemmel bir gelişim, mükemmel bir egzersiz ve mükemmel bir yaşam mümkün. Klinomiklere göre? Efendim? Klinomiklere göre benim gibi. O da mümkün, o da mümkün. Çünkü beyni çok fazla etkileyen genetik altyapı da biliyoruz. Mesela az önce Tayfun hocamın da söylediği Alzheimer'la ilgili altyapılar, evet, hiç
akrabalarınızda Alzheimer olmasa da Alzheimer olma riskiniz var toksik maddelerden dolayı. Ama teknik olarak Alzheimer'a yatkın bir gen ile yatkın olmayan bir gen benzer hayatları yaşadığında yatkın olan bir gen daha az hata şansına sahiptir. İşte genetik bizimle birlikte bütün hayat boyunca bize eşlik eden evet epigenetik faktörler vardır ama bir takım genetik faktörler değişmediği için hayatınızdaki bütün seçimlerde ne kadar sağlıklı olacağınızı, ne kadar uzağa koşabileceğinizi, ne kadar dayanıklı olduğunuzu, ne kadar güçlü olduğunuzu doğrudan belirler. Buradaki profillere hemen geçelim. Bazı insanlar doğrudan güç ve patlayıcı güç modeline göre tasarlanır vücutları. Ve biz bunu alfa aktinin 3 yani ACTN 3 dediğimiz bir genin varyasyonuna bakarak anlayabiliyoruz. Ve diyoruz ki senin kaslarında Usain Bolt geni var. Senin kasların Usain Bolt kadar hızlı koşmaya uygun yapılmış ama dayanıklı değilsin. Çünkü bu taraftasın, güç modelindesin. Güç ve dayanıklık ters modellerdir. Yani bir insan çok hızlı koşabildiği zaman çok dayanıklı olamaz. Aynı zamanda işte daha orta ve düşük tempolarda da çok uzun mesafeler maraton koşabiliyorsa, mesela. İşte bu bir maraton, çok maraton koşabilir şekilde ise de yeterince hız geliştiremez. İşte kassal altyapı buna göre değişiyor. Düşünsenize ben bunu destekleyen birçok genetik varyasyon söyleyeceğim ama sadece bunun üzerinden açıkladığımızı söyleyelim. Elinizde bir futbol takımı var. Her bir oyuncusuna milyonlarca lira harcamışsınız. Dolar harcamışsınız, euro harcamışsınız. Bu futbolcunun, basketbolcunun, voleybolcunun, tenisçinin hiç fark etmez. Kaslarının kasılma şekli güç modelinde mi, dayanıklılık modelinde mi? Ben eğer güç modelindeyse ona nasıl antrenman yaparsam gelişir. Dayanıklılık modelindeyse mesela güç antrenmanlarına hiçbir şekilde tepki veremez vücut. Ve tersinden söylüyorum güç yüklendiği zaman da sakatlanıyor bunlar. Aslında sandığınız gibi herkes aynı egzersizi yapıyor. Bana iyi geldi, ben zayıfladım, biri de güçlendi, biri de sakatlanıyor. Bu rastgele oluyormuş gibi geliyor. Değil. Genetik altyapımız yaptığımız antrenmana göre kimin nasıl bir fizyolojik tepki vereceğini belirliyor. O yüzden sporcuların genetik modellerini çıkarıyoruz. İşte bu atlet olabilir. Dediğim gibi takım sporlarında mevkilere göre mesela bir santrofor yani ileride oynayan bir insanın fizyolojik olarak genetik olarak hangi özelliklerde daha fazla avantajlı olacağını hangi özelliklerde daha dezavantajlı olacağını biliyoruz. Bir orta saha oyuncusunun tam dayanıklı olması gerektiğini, sahanın her yerine koşabilmek için yorulmaması gerektiğini, bu yüzden bir maratoncu genine ihtiyaç duyacağını biliyoruz. Bu şekilde sporcuların genetik profillerini çıkardıktan sonra onlara işte beyin temelli egzersiz yaklaşımı yani hangi genetik modelde olursanız olun geçmişteki atalarımızın hayatından o genetik modele uygun hareketleri antrenman olarak uyguladığımızda inanılmaz sonuçlar alıyoruz. Dayanıklılık yatkınlığı olan bir insana atalarımızın işte uzun mesafeli... Hiçbir işte, harekete yatkınlığı olan insanlar yok mu? Harekete değil ama harekete değil ama performans... Kız kardeşim her sabah beni koşmaya zorluyor da yani yapacak bir şey yok. Yeteneğim yok. Genetik evet. Yatkınlığım yok. Evet bu güzel bir kaçamak noktası. Aslında aktivitelere değil ama performans modellerine kesin yatkınlığımız var. Örnek veriyorum. Tabii ki koşabilirsiniz. Ama buna yavaş yavaş uygun bir geçiş sağlamak sizin için daha doğru olur. Ancak çok uzun koşamayabilirsiniz. Belki diğer arkadaşınız sizinle koşan bir başka biri hiç yorulmadan uzun kilometreler boyunca koşabilir. Ama siz daha kısa mesafelerde daha iyi sonuçlar verebilirsiniz. Bu sizin üzerinizden verdiğimiz örneği dünya üzerinde yaşayan bütün canlı türleriyle karıştırın. Ortaya çıkan şey tamamen modern hayatın içinde. Bakın tekrar söylüyorum. Doğada böyle bir ihtiyaç yoktur. Ya örnek veriyorum bir leopar hangi genetik altyapıya sahip olduğu bilgisine ihtiyaç duymaz. Ama insan için özellikle modern hayatın sağladığı birçok imkan doğrultusunda her seçimi beynine ve elinin altındaki imkanlara bağlı olan bir insan için genetik altyapıyı bilmek, sağlıklı yaşamak, daha iyi bir sporcu olmak ve uluslararası anlamda başarılar yakalamak için doğrudan etkileyici bir model. Burada virgülledik, tamam. Şöyle devam edelim. Hocamın soruları vardı biliyorsunuz. Evet, şöyle demişti. Beyin kendini anlayabiliyor mu? Kendi. Sonra beyinde göremediğimiz bir hücre çıkabilir mi diye sormuştu. Hani bugün nöronlardan vesaire bahsediyoruz. İşte mikroskopla onu evet, bulduk. Sonra Tayfun Hoca özellikle evet, bizim
nöronlar dışındaki hücreler olabilir mi diye sordu. Glia hücreleri diyoruz onlara. Şöyle bütün bir soruları yapayım hocam, siz devam edin. Bir diğer sorusu, nöronlar kendi başına mı hareket ediyor yoksa başka bir hücre ekibi onları yönlendirmiyor, yönlendiriyor mu demişti. Buyurun bu üç soruyu, sonra devam edelim. Aslında bu üç sorunun her üçünün de cevabı günümüzde sadece teorik cevaplar. Elimizde bunları %100 kanıtlı olarak ortaya koyacak veriler henüz yok. Ancak Tayfun Hoca çok önemli bir şeye değindiler. Glia hücrelerinin önemi günümüzde giderek daha büyüyen bir biçimde anlaşılıyor. Bunlar, biz başlangıçta bunları sadece nöronlara destek veren hücreler zannediyorduk. Ancak günümüzde anlaşıldı ki bunların çok daha büyük görevleri var. Fakat görevlerinin ne olduğu konusunda henüz böyle %100 netleşmiş çerçeve yok. Sanırım önümüzdeki yıllarda bu konuyu çok daha büyük kesinlikle konuşuyor olabileceğiz. İkincisi, nöronlar kendilerini mi yönetiyorlar yoksa bir başkası onları mı yönetiyor? Bu konuda da çok güzel bir teori var. Benim de önem verdiğim bir teori. Nasıl ki orkestraların şefleri varsa, o şef orkestrayı yönetiyorsa, aynı şekilde nöronlarda da birbirlerini yöneten, diğer nöronlara şeflik yapan nöronların olduğu şeklinde bir teori var. Bu teoriyi destekleyen bazı veriler var. Yani orada da bir hiyerarşik. Evet, orada da bir hiyerarşi var. Bir hiyerarşi var. Ve beynimizin yapılanmasında gelişme söz konusudur. İlk insanın beyni ile bugünkü insanın beyni arasında çok fark var. Ve geçen zaman beynimizi evrimleştirmiştir. Bu arada bazı özellikler yükselmiştir evrimleşmeyle, bazı özellikler de azalmıştır. Örneğin son yıllarda giderek azalan ve azalması belirgin olarak belirlenen bir özellik var. Navigasyon yeteneğimiz. Çünkü artık insanlar maalesef teyzesinin olmadı evine bile navigasyonla gidiyor. Şeyde bununla ilgili hani katkı olsun diye hocam, Londra'da bir taksi şoförleri deneyi var. Evet, çok önemli bir deney o. Lütfen bunu paylaşın hocam. O çok önemli bir deney. İki açıdan çok çok önemli. Birincisi, beynimiz, hani başta dedik ya, beynimizin kapasitesi ne kadar? Beynimiz kullandıkça gelişen bir organdır. Vücudumuzda kullandıkça kuvvetlenen temel iki yapı var. Birisi kaslarımız, birisi beynimiz. Kaslarımız ne kadar çok spor yaparsak kaslarımız o kadar gelişir. Bu çok bilinen bir gerçektir. Aynı gerçek beynimiz için de geçerlidir. Beynimizi de ne kadar çok kullanırsak beynimiz o kadar gelişir. Bu anlamda Londra'daki taksi şoförlerinde bir deney yapılmış. Biliyorsunuz Londra'nın böyle çok karmaşık bir haritası var. Ve Londra'da taksi şoförü sertifikası alabilmeniz için o haritayı ezbere biliyor olmanız gerekir. Aynı şekilde şoförlük yaparken 25 bin ne sokak varmış hocam, yani bilinen hani cadde. Evet evet. Aynı şekilde onu da başarıyla kullanmanız gerekiyor. Acaba demişler, taksi şoförleri bunu biliyor ve kullanıyor iken taksi şoförlerinin beyninde bu navigasyona ilişkin merkezler daha çok gelişiyor mu? Ve ölçümleme çalışmalarıyla onu değerlendirmişler. Bakmışlar ki taksi şoförlerinin beyninde navigasyonla ilgili merkezler diğer insanlardan daha gelişmiş. Bu bize şunu gösteriyor. Beynimizde kullandığımız alan gelişir ve daha güçlü olur. Bunun bir örneği daha var. Aslında bunu özellikle vurgulamak isterim. Çocuklarımıza neyi hangi yaşta öğretmemiz gerektiğine ilişkin önemli bir veri. Küçük yaşta iki dil öğrenen çocukların beyninde iki tane lisan merkezi gelişiyor. Çok ilginç. Evet. Şimdi bir insan erişkin yaşa kadar tek bir lisan biliyor. Erişkin yaştan sonra ikinci lisanı öğrenirse bir lisan merkeziyle iki lisanı birden idare ediyorsunuz. O nedenle ana dili mi diye sorarlar ya. Daha sonradan öğrenen insanlar hiçbir zaman ana dili gibi olmuyor. Ana dili gibi kullanamıyor. Çok. Çünkü
ana dili olarak kabul edilen dilde gelişmiş bir merkez var. Sadece o dili yürüten bir merkez var. İşte bu nedenle çocuklarımıza yabancı dili öğreteceksek bunu mümkün olduğu kadar erken yaşlarda başlatmamız çok önemli. Çünkü ileri yaşlarda öğretirsek bir tek lisan merkeziyle birden çok lisanı yürütmeye çalışıyor. Çok ilginç. Hatta şöyle bir yanı da var. Evet, bir lisan merkeziyle birden çok lisanı öğreniyoruz. İşte küçük yaştayken işte evet tamam. Küçük yaştayken işte iki lisanı, hani bir merkezde iki lisanı ana dil gibi öğrenebiliyoruz. Ama mesela 13 yaşından sonra öğrenilen dillerde ise dili bile, bakın beynin işleme şeklini değil, dili bile yeterince doğru kullanamıyoruz ve aksan geliştiriyoruz. Mesela yeni bir dili 10 yaşından önce bir yan dil dahi olsa şöyle bir yorumlama var bu konuda. Hocam dönüşte yorumlayalım mı? Tamam, bir reklama ki. Gidelim. Dönüşte bunu yorumla devam edelim. Evet. Kısa bir ara. Efendim döndük, tekrar buradayız. Yabancı diller demiştik. Yabancı dili çok küçük yaşlarda öğrenirsek iki tane öğrenme yabancı dil... İki tane lisan merkezi oluşuyor. Merkezi oluşuyor demiştik. Ve her iki lisanda da ana dili gibi konuşabiliyor. Oh, çok güzelmiş. Hatta, peki bu 3 olursa 3 mü olacak mesela? 3'ü deneyimlememişler. 3'ü gözlemleyen bir çalışma yok. Ha. Ama 2 lisan için yapılmış çalışma var. Ha. Hatta rüya görürken bile 2 dilde de rüya görebiliyor ayrı ayrı. Ancak lisanı sonradan öğrenen kişiler kendi ana dilinde düşünüyor. O düşündüğünü ikinci öğrendiği dile çeviriyor. Değil mi? Evet hocam, öyle kesinlikle. Peki hocam, şimdi şuradan çay da öyle güzel geldi ki. Şöyle diyelim, sohbet de güzel olunca çay ve sohbet bir arada biliyorsunuz. Beynimizi geliştirmek mümkün mü? Dahası beyin kapasitemiz hangi yaşlara kadar gelişebilir diye soracağım. Hani dediniz ya, çocuktan böyle iki tane ya da evet. Diğer mesela yetenekler içinde böyle mi? Öyle mi merkezler oluşuyor? Beynimizde her yaşta, eskiden zannedilirdi ki beyin belli bir yaşa kadar gelişiyor, sonra gelişme durdu ve beyin durakladı, bitti. Ancak günümüzde anlaşılmıştır ki beynin gelişimle ilgili birçok yeteneği, plastisite dahil olmak üzere, nöroplastisite dahil olmak üzere yaşam boyunca sürüyor. Ancak her yaşta daha farklı özellikte, mesela çocuklukta, gençlikte bu özellikler daha fazla, yaşlanınca biraz daha azalıyor ancak sonlanmıyor. Mesela nöroplastisite dediğimiz bir özellik var. Bu şu, beynin bir bölgesi hasar gördüğünde diğer bölgeler bu bölgenin görevlerini yürütebiliyorlar. Çevrenizde görmüşsünüzdür, bir kişi felç geçirir ve bir süre sonra o felç olan elini ayağını oynatmaya başlar. Çünkü diğer motor alanlardan o alana destek sağlanır ve onların yardımıyla az ya da çok o uzuvda bir hareket başlar. Bu nöroplastisite yeteneği sayesindedir. Bu yeteneğin eskiden dediğim gibi sadece gençlikte olduğu düşünülüyordu. Günümüzde yaşam boyu sürdüğü biliniyor. Ancak plastisite özelliğinin sağlanabilmesi için bir koşul var. Plastisite sağlıklı beyinde gelişiyor. Sağlıklı beyinde mümkün. Beyin sağlıksızsa bunu yeterince sağlayamıyor ya da en azından maksimal düzeyde sağlayamıyor. Neden, nasıl hasta oluyoruz konuşacağız ama öncelikle şimdi Tayfun hocam, günümüzde herkes bu işte artan rekabetin üstesinden gelebilmek için sürekli bir zihinsel yeteneklerini geliştirme çabası içinde. Peki mesela hani beynimiz nasıl gelişir diyoruz ya, zeka ve öğrenme kapasitesi arttırılabilir mi? Zeka ile akıl arasında öte yandan nasıl bir ilişki var? Mesela akıllı olmak mı? Hep bunlar karşılaştırılır ya. Hani çocuk çok zeki ama hiç akıllı değil. Yani akıllı olmak mı, zeki olmak mı daha önemlidir? Ne diyorsunuz? Buyurun. Şimdi donanımlı olmak, eğitimli olmak ve iyi adapte olmak önemlidir. Burada akıl ve zeka gibi kavramlar görece değişebilen kavramlardır.
IQ testini duymuşsunuzdur hepiniz. Evet. Çocukken 1900... yapıyorlardı bize okulda. İcat edilmiş bir test. Sonra EQ diye bir şey çıkardılar. Yani IQ, intelligent quant gibi bir şeydi. Sonra EQ, yani emotional bir zeka seviyesi önem kazandı. Bunun üzerine yani dediler ki işte bu IQ o kadar da önemli değil. Aslında IQ önemli. Şöyle önemli. IQ bir çan eğrisi gibidir. Yani şöyle bir çan eğrisi getirin gözünüzün önüne. Bunun aşağı yukarı bir çıkan kolu, bir de inen kolu vardır bu çan eğrisinin. Ve aşağı yukarı işte 50'lere 60'lara kadar olan bir kısım var. Oradan aşağısı zeka geriliğini gösterir. Burada anlamada, dışarıdan gelen, çevreden gelen uyarıları algılamada, doğru biçimde ilişkilendirmede veya bunları kullanmak için bilişsel işlevler dediğimiz o üst beyin işlevlerini kullanmada sorun vardır. Öğrenme güçlüğü de vardır. Biz burayı anormal bir alan olarak kabul ederiz. Az önce Taşkın Hoca da söyledi, sağlıksız bir beyinle çok fazla doğru kararlar alabilmek veya bir şeyler yapabilmek çok fazla mümkün değil. Daha sonra bu işte yükselir böyle 70'e kadar çıkar. Oradan da aşağı doğru inerken 180'lere kadar böyle gider. Şimdi eğrinin sağ tarafı da aşağıya doğru indikçe mesela 120'den falan sonrasında enteresan şeyler karşınıza çıkar. Böyle bir şehir telefon rehberini verirsiniz adama, bir sayfasına şöyle bir göz atar, size hepsini ezbere söyleyebilir. Mesela Asperger sendromu denir ona. Önemli bir aslında psikiyatrik bir hastalıktır veya nöropsikiyatrik bir hastalıktır bu. Orası da çok şey değildir. Hatta burada bir film var, hatırlar mısınız bilmem, Dustin Hoffman'ın baş rolünü oynadığı, evet, Rain Man, Yağmur Adam isimli filmde bu konu işlenir. Böyle Asperger hastasıdır o, aklında çok fazla tutabilir. Evet. Kardeşi de onu kullanarak işte bir kumarhanede para kazanmaya gayret eder. Şimdi orada bunlara dahi gibi bakılsa da bunların sosyal ilişkileri, sosyal ilişki kurma becerileri oldukça kısıtlıdır ve hatta hastalık sınırındadır. Şimdi o eğrinin işte böyle 70'lerden başlayarak 120'ye kadar olan bölümü önemlidir ve insanların aşağı yukarı %70'e yakın bir kısmı, %64'ü yanılmıyorsam, bu alanın içine girer. Yani normal sınırların içine girer ve bu IQ'su normal olan insanların içinden de hayatta çok başarılı olan dahiler de çıkmıştır, çok başarısız olanlar da çıkmıştır. Çok çarpıcı bir örnek vereyim. Bu IQ testi ilk geliştirildiğinde Amerika Birleşik Devletleri hemen bir proje yapıyor. Bu projeye göre okullarda liseleri tarayacaklar, liselerde IQ'su yüksek olan çocukları ayrı bir eğitime tabi tutacaklar ve bunların içinden de ileride Nobel ödülü alacak kişiler çıkacak. Bunlardan bir tanesi eleniyor, William Shockey'dir bu kişi. Transistörün icadı çok önemlidir bugünkü iletişim teknolojilerinin gelişmesi için. Elenen bu kişi daha sonra Nobel ödülü alıyor ama Amerika'da IQ'ya göre ayırdıkları ve özel eğitime tabi tuttukları kişilerin içinden başka dahiler çıkmıyor. Şimdi dahilik meselesi ayrı bir meseledir. Tek başına yaratıcılık, tek başına zeka falan da bu işlere yetmez. Bakın burada çok farklı alanlara da gireriz. Siz çağın çok ilerisinde bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Başkalarının görmediği bir takım şeyleri görebilirsiniz. Bunları ortaya da atabilirsiniz. Ama bunu nerede, ne zaman söylediğiniz bakın çok önemlidir. Giordano Bruno... Vallahi işte dünya güneşin etrafında dönüyor. Güneş dünyanın etrafında dönmüyor şeyini savunmuş veya işte o zamanki Katolik Kilisesi'nin düşüncelerine uymayacak farklı bir görüş savunmuş. Bunun bedelini canlı canlı yakılarak ödemiş. Bir de zamansız, yani kimsenin hazır olmadığı zamanda çok dahiyane fikirler ortaya atabilir bir dahi beyin. Ama bunu insanların anlaması ve uygulamaya sokması mümkün olmayabilir. Sanattan gidersek Van Gogh bir fakir bir insan olarak hayatını kaybetmiş ama yaptığı tablolar öldükten sonra çok değer kazanmıştır.
Çünkü onları kabul edecek çevre o sırada oluşmuştur. Siz ne kadar yetenekli olursanız olun, Allame-i Cihan olun, iyi bir eğitim alın, yeterli bir çevrede kendinizi ifade edemiyorsanız, sizin dahi de olsanız dahi olarak tescillenme ihtimaliniz yoktur. Dahi olmak o kadar da önemli değildir. Beyni doğru kullanmak çok önemlidir. Yani hem IQ hem EQ, böyle bir takım testler yapma. Bu testlere göre işte benim zekam şu kadar, senin zekan bu kadar. Yani IQ'su daha yüksek olan birine göre, normal sınırlar içinde olmak koşuluyla konuşuyorum yalnız bunu. Daha düşük olan biri daha büyük icatlar geliştirebilir. Şimdi bugünkü duruma baktığımızda bu modern toplum ve kapitalist sistem ve insanların sürekli birbiriyle rekabet halinde olması ortaya mental aktivitenin, evet Mehmet Ali Deniz Hocam güzel şeyler anlatıyor, kişiye göre ona uygun egzersiz programlarını yapıyoruz falan diyor ama şimdi herkes çok zeki olmak istiyor. Yani herkes çok akıllı olmak istiyor, aklıyla ön plana çıkmak istiyor. Bir de bir şeyler yapabilmeniz için sizin sınavlara ihtiyacınız var. Yani dil sınavı olacaksınız, işte tıp fakültesinde okuyorsanız yüksek puanlar alacaksınız ya da bir burs sınavına katılıyorsanız onu kazanacaksınız. Üniversitede ön sıralarda yer alacaksınız ki burslu eğitim ya da kaliteli eğitim elde edebilirsiniz. Artık aslanın ağzında değil midesinde bu işler. Bu neyi getiriyor? Benim mental doping dediğim maalesef bir alanın ortaya çıkmasına neden oluyor. Doping konusunu Mehmet Ali Hoca gayet iyi anlayacaktır. Mesela bu çok iyi koşan bir atlet yeteneği vardır veya yoktur. Ama kısa mesafede çok hızlı koşabilmek için takviye eden bir şey alıyorsa ve bu işte doping komitesinin doping saydığı kimyasalların içinde yer alıyorsa madalyası geri alınıyor. Yani bu hangi sporda olursa olsun bir doping kontrolü yapılıyorsa sizin orada aldığınız madalya geçersiz. Ancak mental dopingde tam anlamıyla freni boşalmış bir kamyon görüntüsü söz konusu şu anda. Çok fazla yaygın miktarda stimülan kullanımı var mesela. Ben bunu tıp öğrencilerinde, hemşirelik öğrencilerinde, eczacılık öğrencilerinde yaygın olduğunu görüyorum. İşin kolayını da bulmuş durumdalar. Dikkatim dağınık diyor. Şimdi herkesin dilinde bir şey var. Bir psikiyatriste gittiği zaman ya da bir psikoloğa danıştığı zaman ben konsantre olamıyorum, motivasyonum yok, işte dikkatim dağılıyor, kendimi derslere veremiyorum. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu önce ilkokul çocukları için tarif edildi. Hatta ilkokul çocuklarına tatil dönemlerinde de ara verdirilerek bazı stimülanlar kullandırılıyordu ve bu çocuklar bu şekilde adapte ediliyorlardı. Gerçekten ama dikkat eksikliği, hiperaktivite diye bir hastalık var, bakın bunu tırnak içinde belirtiyorum. Ancak bu hastalığa çok fazla tanı ölçütlerini genişleterek yaklaşırsanız ve bir de insanların, ebeveynlerin özellikle illa benim çocuğum başarılı olsun, şöyle güzel bir okulda okusun, çok yüksek notlar alsın, çocuk da bunu istiyor, ebeveynin de talebi var, o zaman ilaç verelim. Yani bir ilaçla onun beyninin kapasitesini artıralım. Şimdi burada gerçekten ihtiyacı olanlarla, yani gerçekten ilaç tedavisine ihtiyacı olanlarla olmayanları bir tarafa ayırıyorum. Mutlaka burada alanın ilgili uzmanları kılı kırk yararak çok dikkatli bir şekilde bu değerlendirmeleri yapıyorlardır. Ancak Türkiye'de bir çalışma bilmiyorum. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerindeki çalışmaların sonuçlarına baktığımda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunda %1'e yaklaşan, %2'ye varan bir takım hatalı tanıların olabileceği de ortaya konmuş. Şimdi hatalı tanı varsa burada hem bu ilacı kullanmanın orada gelişmekte olan beyne bir olumsuz katkısı olacaktır. Öbür tarafından bakalım, doping amaçlı öğrenci şöyle düşünebilir: ne olacak, ben bir sınav dönemine bunlardan yardım alayım, bu stimülan ilaçlar bir anda benim konsantrasyonumu artırıyor ve çok harika bir performans gösteriyorum. Doğrudur, gösterecektir bu performansı ama beyin nasıl ki, bakın şöyle örnek vereyim,
bir kası siz aniden geliştirmeye çalışırsanız ısınma yaptırmaksızın ve kaldırabileceği ağırlığın üzerine yüklerseniz belki o ağırlığı kaldırır ama öbür taraftan sakatlanır. İçeride ya bir yırtık oluşur, ya başka bir zedelenme olur, ya başka bir sorun olur. Beyinde eğer siz beyninizi kendi kapasitenizin üzerine doğru motivasyonu kullanmayarak kolaycı bir yoldan ilaçla stimüle ederek buraya ciddi bir aktivasyon sağlıyorsanız bunun arkası ciddi bir depresyondur. 3-4 gün süren kendinize gelemeyeceğiniz bir depresyondur. Daha sonra bu ilaca yeniden ihtiyaç duyacaksınız. Ancak gittikçe tolerans geliştiği için dozu artırmak zorunda kalarak bağımlı da olanlar var bunların içerisinde. Ben mental doping konusunun da konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir öğrencinin bir sınava girerken biz zamanında rahmetli babaannem okunmuş pirinç verirdi. O bize plasebo etki yapardı. O pirinçleri yerdik. Çok ben plasebo etkisini çok gördüm. Bir zararı da olmadı. Ama öğrencilerin birlikte yarıştığı bir sınava hak etmediği halde ve etik ve bilimsel ölçütlerin dışında ilaç kullanarak birisi hazırlanıyorsa o zaman bunun doping olarak değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Aynen fiziksel dopingde olduğu gibi buna yaklaşmak gerekiyor. Öbür taraftan burada bir pazar oluşmuş durumda. Gıda takviyeleri ve bazıları bunların biliyorsunuz sahte de olabiliyor, internetten temin ediliyor. İnternetten temin edilenlerin içinde ne olduğu bilinmeyen bir takım zararlı maddeler de çıkıyor yakalandığı zaman. Ve gençlerin bunları böyle çok meraklı olması, gıda takviyeleri dediğimiz bir takım takviyelerle beyni işte daha iyi stimüle edeceğini düşünerek hareket etmek bence yanlış. Doğru olan sizin iç motivasyonunuzun olması. Buradaki sorunlar şuradan kaynaklanıyor. Çok büyüktür boyutları ama çok basit bir şey söyleyeyim. Mühendislikten hoşlanmayan birisi mühendislik alanına girmişse, tıptan hoşlanmayan birisi hekim olmaya çalışıyorsa, burada zaten maça baştan mağlup durumda başlıyor. Yani sevdiği ve istediği bir alanda olması lazım insanın. Bir de yeteneğinin olduğu alanda olması lazım. Bakın ben hem dekanlık yaptım, hem elimden onlarca öğrenci geçiyor, yüzlerce öğrenci geçiyor her yıl. Şunu görüyorum. Gittikçe arttı bu üniversite sınavına giren öğrenci sayısı arttıkça mesela bir mühendislik branşına veya bir tıp branşına daha şimdi ilk ön sıralardan bazı çocuklar burslu olarak giriyor. Bir de bazıları da parayla girebiliyorlar. Para vererek aynı programı onlar da kayıt yaptırıyor. Şimdi burslu giren veya %50 veya %100 burslu giren çocukla parasını vererek girenin arasında 100 bin öğrencilik farklar oluyor, 150 bin öğrencilik farklar oluyor. Bu kadar büyük farkı eğitimin içinde bu çocuk tolere edemiyor ve orada mutsuz olmaya başlıyor. Çünkü eğitim altyapısı yok, orayı kaldıracak bir kapasitesi yok. Ancak gittikçe böyle eğitim de ticarileştikçe ve eğitim de bu şekilde devam ettikçe bu mental doping meselesi ön plana çıkıyor. İnsanlar sıra dışı yollardan zekalarını artırmaya çalışıyorlar, daha akıllı olmaya gayret ediyorlar ve bunların maalesef büyük bir çoğunluğu safsata ve şehir efsanesi ve bazen de zararlı maddeleri kullanarak beyinlerine, kendi beyinlerine zarar veriyorlar. Bir şey daha eklememe müsaade edin. Beynin gelişim süreci anne karnında başlıyor, yaşam boyu devam ediyor. Ancak bu prefrontal korteks dediğimiz korteksin gelişimi çok önemli. Biz prefrontal korteks sayesinde doğru kararları veriyoruz. Yani limbik sistem dediğimiz duygu ve dürtülerimizin bulunduğu orta beyinden veya daha ilkel beyin olarak adlandırılır orası. Orada duygu ve dürtülerimiz vardır. Onlar yukarıya doğru gelir. Prefrontal korteksle biz karar veririz neyi yapıp neyi yapmayacağımıza. Yani insan maymun gibi aklına esen her şeyi yapamaz mesela. Ama çocuklar aklına esen her şeyi yapabilirler. Neden? Çünkü prefrontal korteksleri henüz tam gelişmemiştir. Ergenler daha risk alıcıdır. Neden? Çünkü prefrontal korteksleri gelişim sürecindedir. Bakın birçok dünya ülkesinde insan ortalama yaşı da ilerledi biliyorsunuz. Şimdi biz 18 yaş diye bir yaşı koyduk değil mi?
erişkinlik yaşı olarak, reşit olma yaşı olarak. Birçok ülkede 21 yaşa çekilmiş durumda bu. Yani çünkü prefrontal korteksin gelişimi 18 yaşında bitmiyor. Daha 21. Hala o gelişim orada devam ediyor. Bunu da buraya eklemiş olayım. Peki hocam, çok önemli şeyler söylediniz. Şöyle devam edelim mi? Peki, beyin neden, nasıl hastalanıyor? Hadi buradan öyle bir yere getirdi ki hocam. Dahası tedaviden ne anlamamız lazım? Mesela kullandığımız ilaçların beyine olan etkisi, işte bu mental dopingleri falan anlattı. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ne şimdi, uyarılarınız var? Umarım aileler bunu düşünüyor ve görüyordur diye düşünüyorum. Az önce Tayfun Hoca çok önemli şeylere değindi. Evet, çok önemli. Bu gerçekten. Mental doping ya da ilaçlarla, işte hoca çok güzel anlattı. O yöntemlerle beyin kapasitesi yapay olarak geliştirmeye çalışılır. Aslında o çocuğun sahip olmadığı bir kapasiteyi kullanmaya çalışması söz konusudur. Ancak bunun bir de doğru olan yolu var. Biz beynimizin kapasitesini geliştirebiliriz. Zahmetlidir ama mümkündür. Şöyle, bunu sağlamak için ilk önce beynimizin neye ihtiyacı var onu belirlemek lazım. Beynimizin sağlıklı, iyi çalışan, mükemmel çalışan bir beyin için iki şeye ihtiyaç var. Birincisi, beyin organik olarak sağlıklı olacak. Yani beyin hücreleri sağlıklı ve sağlam olacak. Bunlara bütün ihtiyaçları sağlanacak. Yeterli kanlanmayı sağlayacak. Kan içerisinde beyine lazım olan bütün, beyin hücrelerine lazım olan bütün malzemeler, bütün maddeler gelecek. Oksijen gelecek, glikoz gelecek, mineraller, vitaminler, her şeyi sağlanacak ve organik olarak mükemmel çalışır duruma gelecek. Birinci madde bu. Bu yeterli mi? Asla değil. Asla değil. Bir de beynin işlevsel sağlığı var. Beyin kullanılıyor olacak. Bakın, diğer organlarımızın çoğu kullanıldıkça yorulur. Kullanıldıkça hani kapasitesini kaybeder. Beyin de tam tersidir. Beynimizi kullandıkça beynin kapasitesi gelişir. Az önce Londralı taksi şoförlerinin örneğini vermiştik ya. Onlar beyinlerinde belli merkezleri kullandıkları için o merkezler gelişiyor ve o merkezlerin kapasitesi yükseliyor. O zaman çocuklara düşünmeyi öğretmek lazım değil mi? Kesinlikle. Ve beynimizi doğru kullanmayı öğretmek lazım. Maalesef bu çok ihmal edilen bir konu. Nasıl doğru kullanacağız? Şimdi beynimizi doğru kullanmak için beynimizi olabilen en üst kapasitede zorlar biçimde çalıştırmamız gerekiyor. Ve burada fırsat alanı neresidir biliyor musunuz? En rahatsız olduğumuz, şikayet ettiğimiz alan fırsat alanıdır. Diyelim ki bir çocuk size, ben matematiği sevmiyorum, matematik benim beynimi zorluyor ve öğrenmek istemiyorum diyorsa. O çocuğa güzel yöntemlerle, uygun yöntemlerle, eğitimde bugün çok o kadar güzel gelişmiş yöntemler var ki, o yöntemlerle o çocuğa matematik öğrettiğinizde, çocuğun matematikle ilgili alanları geliştiriyor ve daha gelişmiş bir beyine sahip oluyor. Peki bu sadece matematik için mi ona faydalı? Hayır. Beynimizin herhangi bir alanı bir konu için geliştiğinde diğer konuları da daha iyi düşünmeye başlıyoruz. Ama öğretme tekniklerinden söz ediyorsunuz burada değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Eğitim bu kadar önemli. Ve beynimizi doğru kullanmayı öğrenmek bu kadar çok önemli. Beynimizi doğru kullanmayla ilgili bazı ipuçları var. Bunlardan birkaç tanesini değinmek istiyorum. Birincisi, beynimizin öğrenme özelliği vardır. Ve beyin öğrendikten sonra beynimizde yolaklar oluşur o konuyla ilgili. Ondan sonra hep o yolakları kullanmaya başlar ve o davranışlarda bulunur. Bu nedenle biz bir şeyi öğrenirken doğru öğreneceğiz. Ben yanlış olsun, eksik olsun, şimdilik öğreneyim, kısa sürede bunu halledeyim, daha sonra geliştiririm, düzeltirim, yanlış bir düşüncedir. Bu yüzmede çok belirgindir. Yüzmeyi yanlış öğrenenler daha sonradan düzeltemiyorlar ya da çok zor düzeliyor. Fakat baştan doğru teknikle yüzmeyi öğrenenler onu kolaylıkla geliştirebiliyorlar ve hep o teknikle yüzüyorlar. Doğru teknikle yüzüyorlar.
Bu bir örnek tabii ki. Aslında her konuda geçerli. Lütfen bir şeyi baştan ilk seferden doğru öğrenelim. Yanlış, eksik her ne olursa öğreneyim, sonradan geliştireyim demeyelim. İkincisi, mümkün olduğu kadar kalıplarla öğrenelim. Kalıpla öğrenmek çok kolaydır. Şimdi 15 tane ayrı kelimeyi ezberleyeceğinize o 15 kelimeyi içeren bir cümleyi ezberlemek çok daha kolaydır. Çünkü beynimiz kalıpları çok sever. Şey, yabancı dil derslerinde hocam öyle kalıplar ezberlerdim demek ki farkında. Siz doğrusunu yapmışsınız. İşte it fits into the environment like one cockle into another. Doğrusunu yapmışsınız. Ayrıca beynimizin kişisel olduğunu bilelim ve ben nasıl öğreniyorum? Önce bir onu analiz edelim. Ve en çok, en kolay, en verimli ben nasıl öğreniyorsam, duyarak mı öğreniyorum, yazarak mı öğreniyorum, yaparak mı öğreniyorum, düşünerek mi öğreniyorum? Hangi yöntem benim için daha yararlıysa ben o yöntemle öğreneyim. Ve benim yöntemimle sizin yönteminiz farklıdır. Hani bu öğrenme yöntemleri var. Ya da işte ne bileyim öğrenme kalıpları var geliştirilmiş. Tabii herkes. Herkese onu uygulamaya çalışıyorlar. Sonuç vermez. Çünkü beynimiz kişiseldir. Başta söylediğim gibi 80 milyar tane ayrı beyin var dünyada. Birbirine benzemiyor. Bu nedenle kendi kişisel özelliklerimize göre yöntem seçelim ve o yöntemle öğrenmeye çalışalım. Özellikle öğrenciler bir süre gözlemledikten sonra kendi yöntemlerini belirleyebilirler ve o yöntemle çalışarak daha başarılı olurlar. Evet. Ama genelde herhalde geliştiriyoruz hocam bunu. İşte ben mesela yazarak öğrenirim. Siz gözlemlemişsiniz, yazarım, belirlemişsiniz. Hala yazıyorum yani. Ve onu kullanıyorsunuz. Bu doğru olanı. Ancak hani herkes böyle yapıyor, ben de öyle yapayım. Bu konuda doğru yaklaşım değildir. Evet. Lütfen beynimizin özelliklerini öğrenelim ve o özelliklere göre beynimizi kullanmaya çalışalım. Hastalanmaya döneceğiz. Bir şey söyleyecek herhalde. Evet. Buyurun hocam bitirsin. Buyurun, tabii ki hocam. Buyurun. Ve bir şeyi unutmayalım. Beynimiz çalıştıkça gelişen bir organdır. Özellikle beynimizin zorlandığı noktada üstüne gidelim, o alanda beynimizi geliştirelim. Böylece beynimizi donanımlandırmış oluruz. Beynimiz daha donanımlı, daha mükemmel bir beyin olur. Evet, birçok güzel konu konuşuldu. Değerli hocalarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim. Özellikle bu mental doping meselesi de çok ilgimizi çeken ve öğrenmeyi çok etkileyen bir mesele. Bayağı notlarım birikti. Hepsinden lütfen, biraz buyurun, bahsetmek lütfen, istiyorum. Lütfen, buyurun. Şimdi beyni geliştirmek mümkün mü? Hem de nasıl mümkün? Zaten gelişmek ve değişmek üzerine programlanmış bir organ. Yani değiştirmiyor ve geliştirmiyor olmak büyük bir kayıp olur. Zaten gelişmek için hazır bir organ. Ama geliştirmenin yolları neler? Nasıl geliştiririz? Bunların çok önemli konuşulması gerekiyor. Şimdi beynin kapasitesini, doğrudan öğrenme kapasitesini arttıracak en temel şeyden bahsedecek olursak ben yine ilkel ayarlara döneceğim. Duygular, işte mental doping, Tayfun hocamın da söylediği mental dopingin gittiği yer orası. Aslında doğalı. Doğal mental doping duygulardır. Şimdi bütün insanların ayarlarında bir takım duygular vardır. Bu duyguların doğada henüz bugünkü modern koşulları söylemiyorum. Bugün bilincimiz var. İşte iyiyi kötüyü değerlendiriyoruz ama hala duygularımız çalışıyor. Ama bu bilinç yargı ve değerlendirme yapmadan önce duygular beynimizde çok uzun zaman önce bugün bilincimizin bir bölümünü yaptığı işi bizim adımıza yapıyordu. Ne yapıyordu? Mesela bir şey bizi kötü duygulanıma götürüyorsa hem ondan kaçmamız gerekiyor kendi can güvenliğimizi sağlayabilmek için hem de kaçabilmek için de işte beynimizin potansiyeliyle ilgili belli bir düzenleme yapması gerekiyor. Veya bize heyecan veren, bizi hayata sıkı sıkı tutunduran veya iyi hissettiren sosyal destekler vesaire, bu tarz duygulanımlar bizim beynimizin orada, evet burada hayatta kalabiliyorum, burası muhteşem bir yer, burada olmak için daha fazla potansiyel ayırmalıyım gibi anlamlara geliyor. Örnek veriyorum, bir yerde kötü bir şey yersiniz, kötü bir duygu içerisine girersiniz veya insanlar size kötü davranışlarda bulunurlar. Hemen uzaklaşmak istersiniz ve beyniniz o konuyla ilgili ayırdığı yakıtı azaltır.
Bazı yerlerde de çok da olur mu? Bakın faza girme deriz akış deneyimlerinde. Bazı insanlar sohbet ederken sanki bilgiler birinin beyninden diğerinin beynine giriyor. Yani doğrudan sözcüklerle anlaşıyor gibi değiller bazen. İşte bu hep duygudaşlık ve duygularla ilgili. Olumlu duygular, yaptığınız işte oyunu olumlu duygular hissetmek mental dopingtir. Doğru, mental dopingtir. Eğer kötü bir duygulanım içindeyseniz ve yapmayı sevmediğiniz bir şey yapıyorsanız beyninizden büyük bir potansiyel beklemek sadece eziyet olur. İşte aynı şekilde Tayfun hocamın da bahsettiği şekilde eğer sevmeden bir mesleğe bir öğrenci yetiştiriyorsak ve bir meslek erbabı yetiştiriyorsak o kişi tabii ki beyni zorlandığı yerlerde duygularından o dopingi alamadığı için kimyasallardan beklemek zorunda kalıyor. Ama bu mental dopingi bütün insanlar için, bütün o eğiteceğimiz öğrenciler, sokakta yaşayan insanlar, hobisi olan insanlar, profesyoneller hepsine söyleyebiliriz ki mental doping duygulardır. Beyni daha iyi mi kullanmak istiyorsunuz? Olumlu duygulanım gösterdiğiniz yerde potansiyelinizi ortaya çıkarın. İnanılmaz bir etkisi olur. Peki neden hastalanıyor insanlar? Fiziksel aktivitenin hafızaya etkisiyle birlikte. Hemen anlatayım. Şimdi laboratuvar ortamında bir yıllarımızı geçirdik ve benim çalışmalarım bir hakikat yolculuğu peşinde gitti ve ben hakikati ararken bilimin araç ve yöntemlerini kendime ışık olarak kabul ettim. Öncelikle çalışmalarım fizyolojik çalışmaları takip etti. Fizyolojik çalışmalar yeterince cevap veremedi çünkü vücut çok karmaşık ve iç içe giren sistemler bütünüydü. Oradan sinir bilimsel çalışmalar ve genetik çalışmalar derken multidisipliner bir çerçeve oluştu. Ancak baktığınız zaman o kadar hasta eden veya bizi iyileştiren madde kimyasal aramamıza rağmen tek bir madde bizi hasta etmiyor ve tek bir madde bizi iyileştirmiyordu. Sistem çok karmaşık. Ve ben bir madde arayışıyla bütün hayatımı geçirirken, bir çözüm ararken, mesela örnek veriyorum, bir gıda, ya bunu içeceğim ve her şey muhteşem olacak. Aradık bunu. Mümkün değil, olmadı. Veya işte en zehir denilen şey, bundan kaçın denilen şeyler bile insan için yeterince zehir değil. En mükemmel denilen şey de insan için yeterince mükemmel değildi. Örnek veriyoruz. Fruktoz dayadık işte deneylerde. Enflamasyon dozu aştık. Belli bir sınırın üstünde vücut enflamasyonla tepki verdi. En iyi protein dediğimiz işte en iyi kimyasalların dozunu aştık. Yine enflamasyonla, yani fizyolojik stresle tepki verdi. Şimdi burada tabii felsefi bir bakış açısı yakalamak gerekiyordu. O kadar aradık bulamadık. Ya bir formül olmalı. Çünkü gerçekten sokaktaki insanlar sağlıklı yaşamak, bedenlerinin bütün sınırlarına ulaşmak, beynin bütün sınırlarına ulaşmak için sağlıklı ve hastalıktan kaçmak için de aynı zamanda bir formül arıyordu. Nereye gitsek bize formül sorulur. Zaten o klasiktir. Daha sonra böyle biraz daha uzaklaştığımızda ve derinlerden, az önce anlattığım gibi beyinde de derinlere gittikçe bizi içine çeken ve kaybolduğumuz bir noktaya ulaşıyoruz. Biraz daha yüzeye gittiğimizde bir formül belirdi. Bu formül şu anda modern hayatın içinde olan herkes için çalışmakta. Formülün birinci noktası, bizi hasta eden şeylerden ilki çok fazla. Formül bir madde değil, bir gıda değil, sadece bir öneri değil. Birincisi çok fazla. Bir şeyler, yani beden tasarımımızda veya hayat akışımızda veya ayarlarımızda bir şeyler olması gerekenden fazla yapıldığında bu bizim vücudumuzu hasta ediyor. Örnek mi verelim? Çok fazla oturmak hasta eder. Çok fazla kahve mi içmek olsun? Çok fazla kahve içmek kesin hasta eder. Ve bunun üzerine sayısız örnek yükleyebilirsiniz. Çok sistem aynı şeyi çok fazla yapmak sistemi hasta eder. Bu birinci maddeydi. Sonra birinci madde formülün ikinci bölümünü aydınlattı. Formülün ikinci bölümü de bizim vücudumuz çok karmaşık ve dengeli bir sistemle çalıştığı için bir şeyleri bir gün 24 saat diyelim, bir hafta diyelim, bir ay, bir yıl ve bir ömür. Bir şeyleri en ufak alışkanlıktan itibaren çok fazla yapmak, daha fazla yapmamız gereken dengeden bazı şeyleri çok az yapmamıza sebep oluyor. İkinci maddede bazı şeyleri çok az yapmak. Örnek veriyorum, sık sık konuşuruz. Mesela güneşe çok az çıkmak D vitamini açısından bir sıkıntıdır. Az hareket etmek bir sıkıntıdır. Az beslenmek sıkıntıdır. Ve bunun üzerine binlerce şey ekleyebilirsiniz. Yani madde 1 çok fazla, madde 2
Çok az. Bunlar kesin bizi hasta ediyor. Sonradan da bedenimizin ayarlarında, genetik ayarlarda bir üçüncü şeyi daha bulduk. O da çok yeni. Biz bugün burada yaşarken emin olun bugünkü modern hayatın bize sunduğu ortamda yaşamak için tasarlanmadık. Geçmişte atalarımız hangi ortamda hayatta kalmak için hangi becerilere sahip olduysa onlar hayatta kaldılar. Sürekli nesillerini nesillerini maalesef devam ettirmek. Maalesef modern hayatta her şey muhteşem. Asansörle şunla bunla. O hayatta kalan atalarımız hangi ayarlarla hayatta kaldılarsa onlar nesillerini devam ettirmeye sebep oldu. Onlar da nesillerini devam ettirdiler. Onlar da devam ettirdiler ve biz onların atalarıyız. Geçmişe baktığımızda atalarımız hangi becerilerle, hangi özelliklerle hayatta kaldıysa biz onların yolundan gitmek zorundayız. Bu şekilde baktığımızda o zaman çok yeni. Şeker tüketmeyeceğiz. Evet, yeni şeyler bakın hemen aklınızda belirdi bile. Tabii. Örnek veriyorum biz Akdeniz coğrafyasındayız. Ömrümüzü burada geçiriyoruz. Hemen dünyanın öbür ucundan gelen bir kinoa. Kinoa diyeti yapıştırdık. Ya senin vücudun normal koşullarda Akdeniz'den bıraksan kinoanın yetiştiği yere kadar gittiğinde bir ömür bir geçer değil mi? Yani tabii. Ulaşamazsın bile oraya. O zaman o senin için çok yeni. Hadi diyelim çocukluğundan beri onu yetiştirdin. O zaman dengede götürebilirsin. O zaman üçüncü madde de çok yeni. Çok yeni olanları tanıyamıyor, algılamıyor. İşte oradan da şey çıkmaya başlıyor. İntoleranslar. İşte besin intoleransları işte ve diğer birçok faktör. Yani formülse eğer bir madde, bir ilaç vesaire yoktur. Ama formül çok fazla yapılan her şey. Herkes basitçe yazabilir bunu. Çok fazla yaptığı şeyler hemen akla gelir. Çok fazla yapılanlar aşağı, çok az yapılan ve daha fazla yapılması gerekenler yukarı ve yeniler dengeli ve kontrollü. Yani biraz daha geleneksel bir yaklaşım. Buradan devam edecek olursak egzersiz ve öğrenme tarafına yeniden bağlamak isteyeceğim. Beyni geliştirmek mümkün mü kısmına. Şimdi insan vücudunun ayarlarında ilkel yaşamda hareket etmek ve hareket ederek hayatta kalmak o kadar önemli bir şeydi ki bunu yaptığında beynini de daha iyi kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü beyin aktivite ve hareket sırasında çok aktif ve bu hareket ve egzersizin verdiği katkıyla da beyin hücrelerini destekleyen, büyüten nöron growth hormon gibi işte bazı olgunlaştıran, hafızayı güçlendiren birçok kimyasal açığa çıkıyor. Yapılan yoğun egzersizlerin böyle bir takım bilimsel çalışmalar var ve sonuçları çok aydınlatıcı. Yoğun direnç egzersizlerinin hafızaya çok ciddi katkı sağladığı ve yeni hücre oluşumunu desteklediği biliniyor. Eskiden şey sanılırdı tabii ki sinir bilimsel olarak hocam da çok iyi bilir. Yani kaybedilen sinir hücresi beyinde gelmez bir daha geri sanılırdı. Gelir. Ama çok yavaş geldiği için bunu anlamak biraz güç. Yeni bilimsel çalışmalar bize sinir hücrelerinin de yenilendiğini ve bazı sinir hücrelerinin sayısının arttığını gösteriyor. Ama bunu destekleyebilmek için bedenimizin geçmiş ayarlarını kullanmak zorundayız. İşte o zaman duygularımız, egzersiz, hafızayı geliştiriyor ve öğrenme kapasitemizi arttırıyor. Bu da beyni geliştirmek mümkün mü sorusunun en temiz cevaplarından bir tanesi. Peki. Tayfun Hocam, yaşadığımız pandemi sürecinde beynimiz nasıl etkilendi? Programı başlarken hafif bir değinmiştik ama gerçekten işte kapalı kaldık. Bence hem psikolojik olarak etkilendik hem de fizyolojik olarak yani hareketsizlik vesaire mutlaka beyni etkilemiştir bir şekilde. Buyurun. Evet, şimdi pandeminin sadece tek bir yönden bakmamak lazım. Birçok bakımdan beyin üzerine birçok olumsuz etkisi oldu. Şimdi birincisi psikolojik ve psikiyatrik olarak bakalım. İnsan sosyal bir yaratık. Yani sosyalleşmeyle biz işlerimizi yürütüyoruz. Zaten konuşma becerimiz var. Bizi konuşma ve dil de ayırıyor diğer canlılardan. Hiç alışık olmadığımız bir şekilde önce sarılmayı, tokalaşmayı bıraktık. Sonra mesafedendi. Sonra işte bir maske taktık. Sonra da bana göre çok olumsuz gördüğüm bir şey. 65 yaş üstünü eve gönderdik olduğu gibi.
ki bu insanların daha fazla açık havaya, daha fazla hareket etmeye, daha fazla yürümeye ihtiyaç olan bir yaş. Yani bir 20 yaşındaki, 25 yaşındaki, 30 yaşındaki bir kişinin izole olmasıyla 65 yaş üstü kişinin izole olması arasında kas kaybı bakımından, hareketsizliğe bağlı bir takım bilişsel becerileri kaybetme bakımından daha dezavantajlı bir grup. Yani bunu psikiyatrik yönden, psikolojik yönden ben bilim kurulunun da çok çok fazla dikkatli ve hassas değerlendirdiğini açıkçası düşünmüyorum. Daha ilginç olarak da şu oldu, biz 65 yaş üstünü aşıladık tamamen ama buna rağmen bu insanlara gene ilk kapanma döneminde siz gene buyurun evin içine girin dedik. Ve bu bir kere psikiyatrik yönden bilişsel işlevlerin kaybı, demansların ağırlaşması veya bazı demansların 3-5 sene sonra ortaya çıkacaksa daha erken ortaya çıkmasına neden oldu. Zaten hani ne kadar koruduğumuzda bu yöntemle ayrı bir konu. Bir kere sosyal izolasyon insana göre bir şey değil, modern insana göre bir şey değil. Başta yaşlılar olmak üzere oradan İkinci uç gruba gelelim, çocuklar. Onlar da son derece hareketli varlıklar. Yani bizim kendi çocukluğumuz tabii hep konuşurduk. Biz daha şanslıydık, bahçelerde büyüdük, ağaca çıktık, ağaçtan meyve topladık falan. Bugünkü modern toplumda yaşayan çocuklar zaten apartmana mahkumlardı, bir dairenin içine mahkumlardı. Onlar anca işte servisle okullarına gidiyorlardı, okulda sosyalleşiyorlardı, bahçelerde, teneffüs aralarında falan. Onlar da evde kaldılar. Ve orada hem ebeveynler sıkıştı bu bakımdan, hem bu çocukların ruh sağlığıyla ilgili de olumsuz gelişmeler oldu. Şimdi Türkiye'den adresli makale görmedim ama yurt dışı adresli bazı makaleler var. Yani bu izolasyon süreçlerinin çocukların psikolojisi ve yaşlıların psikolojisi üzerine olumsuz etkilerini ortaya koyan. Öbür taraftan işte normal işine gelip giden veya maskeye, mesafeye dikkat edenler açısından da şöyle bir şey var. Bu pandemi ölümcül bir pandemi. Bu virüs öldürüyor ve öldürürken kimi neye göre seçtiğini de kimse bilmiyor. Şu ana kadar bilmiyoruz. Yani neden bazı insanlar ölüyor? Her akşam işte bir uçak dolusu insandı bir ara. Şimdi bir otobüs dolusuna indi. Ama hala devam ediyor. Yani her akşam o turkuaz tablo çıkıyor ortaya. Orada işte şu kadar kişi öldü. Artık bu bizim için çok sıradanlaştı. Ama insanlar ölüyorlar. Ve bu bizim için sıradanlaşırken gene bilinçaltı bir mesaj olarak da ölümü hatırlatıyor insana. İnsanın en çok sorduğu soru işte öldükten sonra ne olacağım sorusu ve bunun etrafında gelişen anksiyete. Ve genel olarak popülasyonda bir anksiyetede artış olduğunu görüyoruz. Ve daha fenası var. Post travmatik stres bozukluğu dediğimiz bir bozukluk var psikiyatride. Buna önceleri asker kalbi hastalığı denmiştir. Vietnam gazilerinde ortaya çıkan bir problem olduğu için insan belli stressful koşullarda o koşullara dayanabilir, o koşulları bir şekilde idare edebilir ama ortalık süt liman olup normal hayatına döndükten sonra post travmatik, zaten adı üzerinde, geçmiş dönem travmasına bağlı gecikmiş bir reaksiyon şeklinde ciddi psikiyatrik sorunlarla karakterize, hem sosyal uyumunu etkileyen hem hayat kalitesini etkileyen post travmatik stres bozukluğunu yaşayabilir ki bunların önümüzdeki dönemde sayısında büyük bir patlama olacağı öngörülüyor. Sadece bizde değil, bütün dünyada. Şimdi işin psikolojik ve psikiyatrik boyutu burası. Ama bir de nörolojik boyutu var ki o çok daha ilginç. Bu konuda da gittikçe yeni makaleler ortaya çıkmaya başladı. Bilgilerimiz yeni yeni gelişiyor. Biz bu virüsü hep şöyle düşündük. Bir solunum yolu enfeksiyonu bu. Akciğerlerde sitokin fırtınası oluyor ve insanlar buna bağlı olarak gelişen komplikasyonlarla çoklu organ yetmezliğine girerek hayatlarını kaybediyorlar. Ancak zamanla görülmeye başlandı ki bu virüs önceki virüslerde de olduğu gibi buna benzer aynı aileden olduğu İspanyol gribi, başka koronavirüsler merkezi sinir sistemine geçiyor. Bu virüsün de merkezi sinir sistemine de geçtiğini artık biliyoruz ve burada da ciddi bir takım sorunlar ortaya çıkıyor.
En sık görülen problemlerden bir tanesi bu nazal kavite dediğimiz burunda olfaktör bölge dediğimiz bir bölge var. O bölgeye yerleşiyor. O bölgede ilk olarak koku duyusunun ortadan kalkmasına neden olabiliyor. Tat duyusu da bununla birlikte ortadan kalkabiliyor. En basitinden. Ha, bu çok basit bir şey gibi gözüküyor ama şöyle bir önemi var. Koku reseptörleri çok önemli. Bu koku reseptörlerinin erken Alzheimer tanısıyla ilişkilendirilmesi söz konusu. Bu koku reseptörleri üzerinden beynin bir takım önemli problemleriyle ilişkilenme söz konusu. Hani bazı insanlarda koku duyusu geri geliyor, bazılarında geri gelmiyor. Uzun vadede hani herkes şeyi konuşuyor ya, çok meraklı aşı karşıtları özellikle. Bu aşıların uzun vadeli yan etkileri neler olabilir falan. Ya boş verin aşıların uzun vadeli yan etkilerini. Aşıların uzun vadeli bir yan etkisi olmayacak zaten. Çok beklemiyoruz böyle bir şey. Ama virüsün uzun vadeli bir takım yan etkileri olabilir ve bunlar daha çok nörolojik problemler olarak karşımıza çıkabilir. Bir örnek vereyim. 1918'de gördüğümüz İspanyol gribinde 20-40 milyon, bazı kaynaklara göre işte 100 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Ancak geç dönemde letarji dediğimiz derin uyku koması şeklinde ortaya çıkan bir hastalıkta ve Parkinson vakalarında artışlar gözlendi. Ve burada da biz önümüzdeki dönemde nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ve biz o yüzden de insanlara diyoruz ki mümkün mertebe aşı olun, korunun, bu virüse bir şekilde muhatap olmayın. Hasta olanlarda da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bu akşam beynin en önemli özelliklerinden birine de bir atıfta bulunmuş olalım bunu söyleyerek. Beynin bir engeli vardır. Biz buna kan beyin engeli deriz. Beyin her şeyi öyle geçirmez periferden yukarıya. Dışarıdan gelen bir takım toksinler, zararlı maddeler de kan beyin engeline takılır. Ancak bu virüs akciğerlere yerleştikten sonra bir sitokin fırtınasına yol açıyor. Burada immün cevapta bir aşırı artış ortaya çıkıyor. Bu endirekt yoldan nöronlara virüsün taşınmasını, gliaya virüsün taşınmasını kolaylaştırıyor ve bu şekilde bir beyin akciğer beyin aksı olduğu da ortaya konmuş durumda bu virüsle ilgili. Angiotensin converting enzim 2 dediğimiz ACE2 tarzı şeyler var, reseptörler var. Onlara bağlanarak giriyor hücrelerin içine ve neler yapabiliyor? İnmeye neden olabiliyor mesela. Bunun dışında ensefalopati dediğimiz beyin dokusunda bozukluklar yapabiliyor ve gene çeşitli özel isimlerle anılan bazı nörolojik problemlere de neden olabiliyor. Peki, çok ama bunlar akciğerden daha az konuşuluyor şu anda. Bunların daha çok konuşulması gerekiyor. Uzun vadeli yan etkiler açısından özellikle. Peki. Aslında çok güzel bir sohbet oldu ama benim sürem aslında çok konuşacak şeyimiz vardı, evet, ama sürem de oldu. Nörolog Beyinder Onun Ulusal Başkanı Profesör Doktor Taşkın Duman, Skype üzerinden konuğum Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Tayfun Uzman Bay, spor sağlık uzmanı akademisyen Mehmet Ali Deniz, çok çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Hakikaten harika bir program oldu sayenizde. Efendim, gelecek hafta bambaşka bir programda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.